biz belli şartlarda bazı dengeler icabı küfrün küfür olduğunu kabul ede de bu işi belli zararları yok etmek için üzerlerine bir gülle sallamak manasında yapılmasının caiz olduğuna inanıyorum. Küfrün küfür olduğunu kabul ede de caiz olduğuna inanıyorum. Ama biraz delili nedir hocam? Delili. Evet. Bir ayet de söyleseniz ona göre, hani bir ayet, bir hadis, bir genel kural, asli bir kural. Mesela söyleseniz ona göre daha net olur. Hani bakış açımız daha net olur birbirimize karşı. Şimdi بَلِ اتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْد۪ي مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ Bir insan nasıl Müslüman olur? Bu başlıkla başlamamız gerekiyor. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 256. ayette. Şimdi bakın, beni, yani bana tebliğ ve davette bulunmak değil, benimle konuşmak üzere geldim ben buraya. Tamam. Yani onları ben biliyorum Allah'ın izniyle. Ya ehlel kitab lime telbisunel hakka bil batil ve tektumunel hakka ve entum te'lemun. Şimdi hocam, o zaman biz burada oturumu kapatmamız gerekir. Anlaşamayız. Neden? Ben bu konuşmayı bitirdikten sonra sizin de bana söyleyeceğiniz hadisleri, ayetleri ben de biliyorum deyip bu konuyu kapatamayız. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Kelime-i tevhidi bile telaffuzda yanlışlık yapıyorsunuz. Öyle bir kelime-i tevhid yok. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye hiçbir yerde, ne sünnette ne Kur'an'da bir şey yok. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Şimdi Allah Azze ve Celle peygamberleri gönderdiği zaman belli kavimlerin ve aşiretlerin veya sistemlerin ilk önce ideolojilerinin reddedilmesi gerektiği ve bariz olan şirklerinin reddedilmesi gerektiği söyleniyor. Hocam, bu şekilde davranacaksanız biz bu oturumu kapatalım. İyi de ben bunun için sizin dediklerinizi yapıyorum. Ama şimdi bak, bu İslami bir ahlak değildir hocam. Ben konuşurken elinizi böyle yapmanız, yani siz konuşurken ben elimi böyle yaparsam bu bana da ayıptır. Karşımızda oturan insanlara da ayıptır. Onun için ben kısadan gideyim, itikadımı söyleyeyim, konuyu kapatayım. Şimdi normalde ben Müslim'in sözünüzü kesmeyeceğim. Ama eğer sorunun, sorduğum sorunun cevabını alamadığım yerde keseceğim. Bakın. Hakkım ketmedilmemesi gerekiyor. Doğru. Bakın, benim sizden ne farkım var hocam? Ben bugün kendimi tehlikeye atıyorum. Ben normalde evime gidip, işime gideyim, çoluğumu çocuğumu seveyim, canım cicim deyip sonra tekrar işe gitmeyi bilmiyor muyum? Biliyorum. Onun için eğer biz kendimizi Allah'ın hakları konusunda devletle düşmanlaştırıyorsak, devlet bize, bizi alan terörle mücadelesi dahi bize evet siz haksınız lakin sistem bu diyebiliyor da biz hala bunun üzerinde hakka haykırmaya davet ediyorsak neden şimdi sizin gibi insanlara mal olmuş? Etiket sahibi bir insan neden bunu kameralar karşısında veya sadece ses kaydıyla bu şekilde bir teşrih Ahmet'e vermek küfürdür. Bu ikrahın dışında kimseyi kurtaracak bir durum değildir. Ehven-i şer kaidesi
Öyle keyfine, arzuna göre alternatif varken Allah'a küfür edemezsin. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Bazı insanlar bizi, şeyhimizi, camiamızı müşriklikle suçluyor. Ben diyorum ki, ilan ediyorum burada. Müşrik onlardır. Ben Türkiye'de yani teşri mevzuunda şirke giren kimseler olarak sizin bulunduğunuz camiayı en başta görüyorum. Bugün Peygamber aleyhissalatü vesselam gelseydi, insanları ilk davet edeceği şey ne olurdu? Sizce namaz mı? Zekat mı? Belli değil mi İslam tarihinde? İslam tarihinden belli değil mi? Tağutlardan iştinab edin değil mi? Tevhid kelime-i tevhide. O zaman biz neden bu aslının üzerinde durmuyoruz? Tevhidlere gidiyoruz, ama ikrah bak, meselesini bak, konuşuyoruz. Durmuyorsanız durun, biz duruyoruz. Aramızdaki ihtilafın, insanların hakimiyet meselesini. Yani sizde görmüyorum ama tevil ettiniz hep. Ne tevil ettiniz Allah aşkına? Hocam, tevil ettiniz. Bir film vardı, cahiliyende izlediğim. Biriyle karşılaşıyor, diyor ki, tek bir şey, ona sakın diyor konuşma fırsatı verme. Yani size konuşma fırsatı verdim, siz bu konuda tevil yaptınız hocam. Ne yani, yaptım? Hangi tevili yaptın mesela? Mesela biz teşriğinin adını vücuben koyduk ama teşriğe yönelten insanların adını koyamadık. Bunun ehven-i şer'in hangi anlamda alternatif olduğu zaman kullanılmayacağını... Ne anlamadım ben sizin sorduğunuzu, dediğinizi. Siz beni nasıl görüyorsunuz? Akide olarak akidemiz bir değil sizinle. Ben bir müşrik miyim? Şimdi biz geçen sefer siz bize sormuştunuz. Bu sefer ben size soracağım. Muhaberemiz böyle olacak. Belli bir noktadan sonra artık siz de bana sorabilirsiniz. Yahut da benim suallerimin içerisinde mukabil sualler olur tabii. Ama esas soran ben olacağım bu sefer. Şimdi normalde moderatör mü diyorlardı, ne diyorlardı? Dilim geçemedi ona. Şimdi meclis burada, neyse diyelim. Evet, sünnet olur. Burada aslında usulen kuralı koyması gereken biz olmamız lazım. Hangi açıdan? Şimdi isterseniz başlayalım, çünkü daha fazla gidebilir, mukaddimeye giremeyebiliriz yani. İsterseniz başlayalım. Sualleri ben soracağım, çünkü şöyle, kuralları değil, beraber şey yapacağız. Madem beraber konuşacağız, geçen sefer hep sualleri siz sordunuz. Ben cevaplandırdım. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Orada durun hocam. Niye? Ses kaydını dinlemişseniz eğer. Ben dinlemedim belki, arkadaşlar. Belki 70 dakika falan ses kaydı vardı toplamda. Ben özellikle kardeşlere dedim ki 17 dakika, 19 dakika toplamında biz konuşmuşuz. Geri kalan 50 dakika siz konuşmuşsunuz. Ama sordunuz da konuştum. Şöyle bir şey. Yani bu ses kaydında mevcut. Onun için ben münazaraysa bu veya müzakereyse konuşacağız. Tamam, konuşacaksak bunun usulü nedir? İbn-i Kayyım der ki, kişi anlatır meramını, sonra susar, karşı taraf anlattığı merama cevap verir, sonra o karşı taraf onu dinler, gerekeni not alır, daha sonra onu aktarır. Bu şekilde giderse adaletsizlik olmamış olur. Yani ben 15 dakika konuşurum, bir mukaddime yaparım, 10 dakika konuşurum, daha sonra 10 dakika tolerans tanınabilir, 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika fazladan konuşup bana cevap da verebilirsiniz. Sonra ben sizden aldıklarımı bunun neticesinde size söylerim. Bu şekilde olursa daha güzel olur. Zaten sizin söylediğinizle ben kardeşlere de söyleyecektim. Hiçbir şekilde bizim cemiyete ait olan bireylerin hiçbir şekilde müdahale etmemesini istiyorum. Zaten müdahale etmezler ama ben teyit ediyorum inşallah. Bu şekilde gidersek daha iyi olur. Hem teyitleşmiş oluruz. Yani ben şu çizgiyi belirlemek istiyorum hocam. Çizgide buyur. Çizgide size söylediklerim, eğer bana da bir şey verir misin Yunus? Bir not, not defteri, bir kalem alayım. Hocaya da inşallah. Kalem var mı sizde? İstersen
Tamam. Hani ben söyledikten sonra eğer ittifak edeceksek söylediğim meselede, ki öyle umuyorum yani. Çünkü sizin söylemlerinizden ben onu anlamıştım geçen sefere. Ve bunun pratikte uygulamasını size soracağım inşallah. Veya şunu da teyit edeceğiz. Mesela ben kendi zanlı galibimle dedim ki Hüseyin Avni Hoca İsmail Ağa cemaatinden çizgisi biraz farklıdır. Ama bunu kabul etmeyen kardeşler dedi ki hayır dedi, İsmail Ağa cemaatinin müntesibidir, İsmail Ağa cemaatine aittir. Onun için doğru demişler. İsmail Ağa cemaatinden sudur olan sözlerle alakalı da, çünkü bir cemiyetsiniz sonuçta, bunlarla alakalı da sorum olacak aydınlanmak için. İnşallah biz benim tarafımı çekerek, hocayı çekmeyerek ses kaydı da yapılacaksa, zaten ses kaydında ihtilafımız yok. Yok, hocayı yok, almıyoruz. Tamam. Hocayı aldığın bölüm varsa bile zaten sen gerekeni yaparsın. Şöyle. Yani şimdi şunu takmam gerekiyor mu? Gerekiyor hocam. Hocamıza da bakalım. Ben şunu da sorabilir miyim? Yani bunları videoya çekip yayınlamak lazım. Yoksa inkar ederler. Bizim inkar ettiğimiz bir şeyi biliyor musunuz? Şimdi bir şey söylendiği zaman bazen cüz, hadiste de böyledir mesela. Bazen cüz söylenirken onun vücubu ifade edilebilir. Bazen de vücuba atfen bir şey söylenir, onun içerisindeki cüzle alakalıdır. Nedir bu mesela? Yani evet, bireylerden bu şekilde yapanlar var. Kim inkara mesela? Gidenler vardır. Ben yani bizim daha önce bireylerle konuşan kardeşler. Onları... Ama bu hocaya hasredilmiş bir durum değildir. Yani size hasredilmiş bir durum değildir. Tamam. Bizde de mesela evet fevri hareket yapanlar vardır ama bana hasredilecek bir durum değildir. Yani. Ama ben sizden istirham ediyorum. Benim arkadaşlarımdan böyle söylenip de inkar edenler varsa onu bana bildirin. Ben onlara sitem edeyim. İnşallah. Vuramam, dövemem, sövemem ama sitem ederim. Ama genelde bu sosyal medyada oluyor. Yani uzaktan uzağa oluyor. Bu şekilde ama biz sitem ederiz. Evet. Sitem ederiz. Anladım. Çünkü Müslümanlar emin olan kimseler olmak zorundayız. Evet. Yani biz kafire karşı bile ahlaklı davranmak zorunda olduğumuzu söyledik. Tabii. Güzel tabii. Ahlaklı olacağız. Evet. Ondan sonra şunu da ben soracağım, ileride soracağım size şeyler. Yani biz bir takım sualler soracağım. Yalnız bir tanıyalım birbirimizi. Siz beni nasıl görüyorsunuz? Yani ben sizi evvela yolunuzu açayım. Ben sizi nasıl görüyorum? Yani nasıl değerlendiriyorum? Bütün konuşmalardan sonra yine de değerlendiririz ama. Evet. Ben sizi tekfir etmiyorum kişi olarak. Ama düşüncelerinizden birçoğunun şirk ve küfür olduğuna inanıyorum. İnançlarınızdan. Evet. Bunlar üzerinde şey yapacağız. Yani mücessime ve teşbih, müşebbihe taifesinden, harici taifesinin uzantılarından olduğunuza inanıyorum. Öyle biliyorum. Ama şahsi muayyen olarak sizi tekfir etmiyorum. Evet, ben açıkça, delikanlıca size sizi nasıl gördüğümü söyledim. Siz de açıkça, delikanlıca söyleyin. Ondan sonra şey yapalım. Konuşalım. Yani sizi nasıl gördüğümü? Evet. Akide olarak akidemiz bir değil sizinle. Nasıl bir değil mesela? Şimdi eğer müsaade ederseniz. Onu sonradan mı? Şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer müsaade ederseniz ben bir mukaddime yapacağım. Yapacaksınız. Yapacaksınız. Fakat benim dediğim gibi kısa bir şekilde beni tarif etmenizi, ben bir müşrik miyim? Şimdi bu dayatma olur hocam. Yani sizin abi, bu ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Daha iş başlamadan eğer bu şekilde biz... Yok, ben itiraz etmeyeceğim size. Hayır hayır. Bizim usulümüzde böyle bir şey yok. Yani beni ne görüyorsun veya işte bize... Kimle Vahabi, konuşuyorsunuz? Bize Vahabi diyen veya harici diyen, İngiliz ajanı diyen insanlar işte sokaktan geçene gel bakayım buraya kafir. Yani bu buna benzedi biraz. Onun için ben bu mukaddimeyi, yaptığınız mukaddimeyi burada keseyim. Bizim usulümüz değil bu. Yani beni ne görüyorsun demek. Biz bunu mesela bizim inancımızda takiye yaptığını zanneden insanlar, amirler, memurlar bizi ne görüyorsunuz tağutların polisi olarak dediğinde sizi Müslüman gözüyle görüyoruz diyorlardı.
Yani Müslümanların gözüyle bakıyoruz size diyorlardı, tevil yapıyorlardı. Şimdi bizim meselemiz bu değil. Ben burada sizin ne alakası, bizim mevzumuzla ne alakası var onun? Şunu söyleyeceğim, hani dayatılan lafızdan dolayı söylüyorum. Ben diye ben soruyorum sadece size, ne dayatmadım? İşte ben de diyorum ki bu benim usulüm değil. Yani dayatma... bu benim usulüm değil. Yani tamam, sizi tamam, bu... şöyle görüyorum. Ben dolaylı yoldan aynı akidede olmadığımızı söyledim. Yani illa sizi müşrik olarak görüyorum demeyi benden bu şekilde, bu lafzı beklemeyin yani. Şöyle bir şey söyleyeyim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben inşallah sizinle ihtilafımız yoksa bile cemiyetin bireyleriyle olan İhtilaftan bahsedeceğim. Siz de bunun ihtilaf olduğunu veya olmadığını inşallah söyleyeceksiniz. Evvela benimle şey yapın da ondan sonra onlarla. Tamam. Zaten ben bunu söyleyeceğim. Çünkü cemiyeti siz yönettiğiniz için, cemiyet size tabi olduğu için sizin sözünüz onlara hüccet olacaktır. Öyle değil mi? Bilmem inşallah. Bak. Gel inşallah. Şimdi Allah Azze ve Celle malum fî şeyin ferudduhu illallah diyor. Yani herhangi bir şeyde ihtilafa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne götürün diyor. Ne yani Allah? Biz burada şimdi ben konuşacağım ondan sonra siz inşallah. Ama ayeti kör buçuk ettiniz ya. Bir saniye. Evet. Ben inşallah konuşacağım. Ondan sonra siz cevap evet. verirsiniz. Allah Azze ve Celle Allah'a ve Resulüne götürün dedi. Şimdi biz yaşamış olduğumuz toplumda meseleleri tabii biz Allah'a ve Resulüne götürelim dediğimizde salih olan alimleri, bu ayetleri en güzel şekilde tefsir eden, ayetleri en güzel de bize açıklayan alimleri reddetmiyoruz. Bundan Allah'a sığınıyoruz. Lakin Allah'ın verdiği nimet gereği tahkik edebilme kapasitemiz olduğu için şu görüşün ameli noktada daha racih olduğunu söyleyebiliyor. Zaten itikadi noktada problem olmadığı için burada da alimlerin kınanacak bir tarafını görmüyoruz. Yani dört mezhep imamı olur, onun aşağısındaki evzailer olur, sevriler olur. Kınanacak bir tarafını görmüyoruz. Şimdi Allah Azze ve Celle Allah'a ve Resulüne götürün dediği zaman bizler bir insan nasıl Müslüman olur? Bu başlıkla başlamamız gerekiyor. Allah Azze ve Celle Bakara suresi 256. ayette malum bakın, olduğu üzere. Beni yani bana tebliğ ve davette bulunmak değil, benimle konuşmak üzere geldim ben buraya. Tamam. Yani onları ben biliyorum Allah'ın izniyle. Şimdi hocam o zaman biz burada oturumu kapatmamız gerekir. Anlaşamayız. Neden? Geçen dönemde size çok müsaade ettik. Benim size tebliğ etme ben gibi bir durumum size yok. Ben edeyim size müsaade. Hayır. Ben edeyim size. Benim size tebliğ etme gibi bir durumum yok. Ben sadece cemiyette yaşadığımız ihtilafı size aktararak sizin bu konu hakkındaki görüşünüzü burada hüccet gören, sözlerinizi hüccet gören insanların ne şekilde alacağını merak ediyorum. Yani benim yoksa amacım size davet yapmak değil. Edin bunda bir bahis yok da yani biz meselelerimizi görüşemeyiz. Yoksa fedekir feinne zikra tenfeul müminim. Yani biz tabii ki birbirimize nasihat edeceğiz. Bunda bir bahis yok ama burada konuşmalarımızda siz yarım saat yahut şu kadar siz ne kadarsa artık bana ayetleri okursanız zaten benim onları kabul ettiğim şeyler onlar. Ben onlar için yaşıyorum. Ben tamam. Başka bir şey için yaşamıyorum. Tamam ama bunu teyitlememiz gerekiyor. Yani şimdi ben bu konuşmayı bitirdikten sonra sizin de bana söyleyeceğiniz hadisleri, ayetleri ben de biliyorum deyip bu konuyu kapatamayız. Anlatabildim mi hocam? Şimdi mevzu yani şimdi suallere girmemiz lazım. Mesela şöyle söyleyeyim. Ben size ayet söylemediğim zaman siz bana bir şeyler söyleyeceksiniz değil mi şimdi benden sonra? Ben de sizi o zaman dinlememem gerekiyor. Yani bana anlatacağınız şey de benim nezdimde bilinen bir şey. Anlatabildim mi hocam? Yani onun için ben sizin bildiğiniz ayetleri okuyabilirim. Okursunuz. Bunda bir his yok. Yalnız şunu ben diyorum. Biraz evet. Tavzih edeyim sözümü. Yani bir zamanı tüketmememiz zaviyesinden yani Kur'an'a gitmenin, sünnete gitmenin yani vacip olduğu, mutlak lazım olduğuna dair ayetleri okuruz. Bunlar saatlerce sürer. Hadisleri de okuruz. Evet, İltisam, bir sünne. Yani bunları saatlerce okuruz. Bunlar hepsini okuruz. Ama bizim aramızdaki müşkilatları konuşmak üzere geldik buraya. Ve burada ben soracağım size daha çok. Yani nöbet bizde. Yani
Ben daha çok soracağım. Siz de sorarsınız. Ama evvela ben soracağım yani. Bakın şimdi demin ne diyorsunuz? Biz şu kadar konuştuk. Bu kadar siz konuştunuz. Fazla tabii, konuştunuz. Evet, çünkü evet. Siz sordunuz. Çünkü siz sordunuz. Sorulan bir soruya yani kafi bir cevabın verilmemesi sizce makul müdür? Değildir. Şimdi ben sizi çok iyi anlıyorum da hocam. Kusura bakmayın ama sizin hakkınızda şu söylendi. Eğer ayetleri söyledikten sonra, hadisleri söyledikten sonra hoca bunu mesela ben müşrik miyim diye bana söyleyin dedi. Bunu söylemedim ama şunu yüzünüze söyleyebilirim. Söyle. Hoca amalara girerse, uzatırsa konuşmayı, o hocayı durdurman lazım ki sen konuşasın. Anlatabildim mi hocam? Yani şimdi ben mukaddimemi yapayım, söyleyeceğimi söyleyeyim, siz not alın. Bunda eğer bir ihtilaf söz konusuysa siz dersiniz ki hayır sen yanlışsın. Şurada şunu diyebilirsin. Umum tekfir muayyeni gerektirmez. İşte ben ehven-i şer'i soracağım mesela. Cemiyetin ehven-i şer gördüğü meseleler. Ehven-i şer hangi hallerde geçerlidir? Alternatif varsa yoksa bunları konuşacağım inşallah. Müteşabih olan muhkeme mi hamledilmesi gerekir yoksa muhkeme mi müteşabihe hamledilmesi gerekir gibi gibi. İnşallah konuşayım. Ondan sonra ben bunun cevabını alayım sizden. Eğer ittifak edersek zaten burada bir ihtilaf çıkmaz. Ama yok. İhtilaf edersek konuyu kapatırız. Yani biz deriz ki biz böyle inanıyoruz. Siz de dersiniz biz böyle inanıyoruz. Meseleyi kapatırız. Ama bakın yine siz soruyorsunuz bana. Şimdi hocam şurayı anlatamadım ben size. Ben kesinlikle Hüseyin Avni Hoca'yı buraya davet ediyorum diye bir şey söylemedim. Bunu kim size iletmişse, evet. Kim size aktarmışsa, yani bize gelen davette Hüseyin Avni Hoca seni itikafta oraya çağırıyor dendi bize. Tamam. Biz de dedik ki bizim böyle bir derdimiz yok. O gelsin. Bizim böyle bir derdimiz yok. O gelsin. Evet. O gelsin yani benim bizim için. Bizim böyle derdimiz yok. Hayır o gelsin dediniz değil mi? Hı. Tamam. Biz de size yani o gelsin davetinize icabet ettik geldik buraya. Biz de size bir takım sualler soracağız. Ve siz de bana hocam, soracaksınız. Hocam sizin bu yaklaşımınızdan ben bu konunun bu oturumun burada hayırlı kapanacağı kanısında değilim. Çünkü siz ısrarlı bir şekilde farklı bir yerde mücmel ve müteşabih kelimeler kullanmak istiyorsunuz. Arzunuz o. Siz kalbimi bildiniz. Hayır siz. Kalbini değil. Yani söylen zannı galip delildir yani hocam. Bütün ahkamda. Ben zannı galiben söyledim. Evet zannı galip delildir. Yani gaybi bir şey benim kalbimden gaybi geçen. Değil. Konuşmalarınızın literatüründen anladım ben. Yani bir müsaade etseniz bana. Ben bir konuşsam. Bir konuş bakalım da ondan sonra dur bakalım. Şimdi Allah Azze ve Celle ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve peygamberlerin gelme sebebi insanların tağutlardan içtinab etmesi, tağutları reddetmesi ve Allah'a iman etmesi. Şimdi Allah Azze ve Celle peygamberleri gönderdiği zaman belli kavimlerin ve aşiretlerin veya sistemlerin ilk önce ideolojilerinin reddedilmesi gerektiği ve bariz olan şirklerinin reddedilmesi gerektiği söyleniyor. Hocam bu şekilde davranacaksanız biz bu oturumu kapatalım. İyi de ben bunun için sizin dediklerinizi yapıyorum. Ama şimdi bak bu İslami bir ahlak değildir hocam. Ben konuşurken elinizi böyle yapmanız yani siz konuşurken ben elimi böyle yaparsam bu bana da ayıptır. Karşımızda oturan insanlara da ayıptır. Onun için ben kısadan gideyim, itikadımı söyleyeyim, konuyu kapatayım. Olur mu hocam? Yok, konuşacağız burada. İnşallah. Allah nasip ederse konuşacağız. Ama şimdi hocam, eğer beni dinlemeye sabrınız yoksa... Ben sizi sonuna kadar dinlerim. Kardeşim, ben sizi sonuna kadar dinlerim. Hı. Lakin hep siz soracaksınız. Ondan sonra siz soracaksınız. Ben sormayacağım, böyle bir şey yok. Ben sizi... Tamam siz bana cevap vereceksiniz zaten sorma. Ben sorayım siz cevap verin. Tamam ben sizin bana cevap vermeniz bana sorudur. Ne alakası var? Tabii. Niye yani böyle bir şeye sınırlamaya gitmeniz nedendir yani biz? Ben sual soracağım size. Şimdi ben de diyorum ki size. Heh. İlk önce aramızda olan bir ihtilafı ben anlatayım size. Anlatın buyurun. Heh. Ondan sonra sizin bana cevap vereceğiniz sorudur. Ben de ona göre cevap vereceğim size. Buyurun. Buyurun.
Ama yani tadını kaçırıyorsunuz hocam işin yani. Ben kaçırıyorum. Yani ben size ne kadar 70 dakika mı konuşmuştuk? Daha fazla konuştuğumu zannettim. 50 dakika siz konuştunuz. Yok yok. Ne kadar sürmüştü o arkadaşlar? 70 dakika sürmüştü. Yani ben size geçen de hep sizin suallerinize cevap verdim. Ben istiyorum ki böyle bir hakkım yok mu benim? Sual sormadık ki size hocam. Nasıl sorun? Sizlerden çıkardınız. Siz dediniz ki kardeşler nedir mesele? Çocuklar, gençler nedir mesele dediniz. Bize dedi ki hani sizin bir şeyden haberiniz yoktu. Bizi davet edenler cemiyettendi. Biz de geldik. Ben bir giriş yaptım sadece. Giriş yaptım. Siz de o girişin üzerine okeylediniz. Bu okeyin üzerine bana Rum suresini söylediniz. Bunun cevabını istediniz. Küllerini savuran adamın cevabını istediniz. Ben de sordum yani size. Tabii siz de sordunuz. Biz de ona göre konuştuk yani tamam. Cevap verdik. Evet. Evet devam et. Ya biz daha mukaddimede kaldık yani hocam. Devam et devam şimdi, et. Sen şimdi bizi evet buradan böyle sepet havası çekme bize yani. Oturmaya konuşmaya geldik biz buraya. Yok sepet havası çekmem ben. Tamam buyurun. Şimdi Allah Azze ve Celle dedi ki ideolojilerin tağutlaşmış, tuğyanlaşmış insanların reddedilmesi imanın gereğidir. Şimdi Allah Azze ve Celle La ikrahe fiddin kattebe yene ruştu minel gay femen yekfur bittağuti ve yu'min billah. Dinde zorlama yoktur. Hak ile batıl tamamen birbirinden ayrılmıştır. Kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse diyor. Allah hakiki bir imandan önce tağutların reddedilmesi gerekliliğinden bahsetti. Şimdi bu tağut kelimesini biz burada mücmel olarak gördüğümüzde hemen açıklıyor tağutun ne olduğunu mesela. أَلَمْ تَرَى اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمَا اَمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ. Sana ve senden önce indirilen kitaplara iman ettiklerini iddia edenleri görmedin mi? Onlar tağutun hükümlerine başvurmak istiyorlar. Yani Allah'ın kanunlarının dışında kanun koyan bir ideoloji var ve Allah Azze ve Celle bunu tağut olarak isimlendirmiş. Ve bu kişilerin imanının zandan ibaret olduğunu söylüyor. Ve 61, 62, 63 ve 65'te noktayı koyarak فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Senin Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan herhangi bir meselede seni hakem tayin etmedikleri müddetçe Rabbine andolsun ki iman etmiş olmazlar. Şimdi Allah Azze ve Celle burada da kendi nefsine yemin ederek onların kişilerin Allah'ın ve Resulünün hükmüne başvurmadığı ve tam bir teslimiyette teslim olmadıkları müddetçe iman etmeyeceklerini söyledi Allah Azze ve Celle. Âmenna ve saddakna. Elhamdülillah. Şimdi bir insan nasıl ki Mekke dönemine bir peygamber risaletle gönderildi, Mekke dönemindeki müşriklerin La ilahe illallah dediklerinde peygamberi de kabul etmiş olacaklarından dolayı sadece bu kelimeyi onlara vasıflandırdı. Daha sonra Medine'ye gitti. Kim La ilahe illallah der Muhammeden Resulullah derse şartını getirdi. Daha sonra kim bizim gibi namaz kılar, bizim kıblemize döner, bizim kestiğimizi yerse şartlarını getirdi. Yani biz belki siz bu hadisi vücuben alacak, vücuben kişilerin asıl olan İslam'dır diyerek insanlara İslam hükmü vereceksiniz. Ama biz bu hadisin vücuben alındığı zaman mutlak manada sizlerin her kestiğinizi yiyenin Müslüman olduğuna hükmetmeniz gerekliliğini de burada söylüyoruz. Bunu not alın inşallah. Yok eğer siz vücuben bu hadis... Vücuben demekle neyi kastediyorsun? Yani mutlak manada hadisin bütün vücubunu. Ne icap ettiriyorsa? Ha, ne icap ettiriyorsa zahiri yani hadisin. Kim bizim kıblemize döner, kestiğimizi yerse, bizim gibi namaz kılarsa hadisini vücuben alıyorsak mutlak manada ki siz öyle alıyorsunuz diye biliyorum. Yani asıl olan İslam'dır. İslam hükmü vererek bu şekilde biliyorum. Gene yanlış varsa siz düzeltirsiniz inşallah. Bunun mutlak manada aldığınız zaman şu soruya cevap vermenizi istiyorum. Sizin her kestiğinizi yiyenin de Müslüman hükmü vermeniz gerektiğini
ispat etmeniz gerekiyor. Yani her kestiniz yiyen Yahudi olur, Mecusi olur, Müşrik olur, kim olursa olsun, hangi ideolojiye sahip olursa olsun. Çünkü hadisi mutlak manada aldığınız zaman bu şekilde her kestiğinizi yiyenin de Müslüman olarak almak zorundasınız. Yok eğer. Nasıl aldın? Yok eğer. Kayıt düşüyorsanız bunlar şart olarak gelmiştir. Vakaya göre değişmiştir. Toplumların küfrüne göre. Böyle bir manayı nasıl çıkardınız onu anlayamadım. İşte ben soracağım size, siz inşallah cevap verin. Yani not alın siz, evet. İnşallah cevap verirsiniz. Yok eğer siz diyorsanız ki bu hadis şart edatıyla gelmiştir. Her kişinin, her ideolojinin, her kavmin küfrüne göre şartla gelmiştir. Mesela ben şartla geldiğine tahkikim şartla geldiğidir. Niye? Vakaya baktığımız zaman Yahudilerden bazıları müşriklerin kestiğini yemezdi. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bizim kestiğimizi yerse dedi. Bazı münafıklar Mescid-i Haram'a dönmek zor olduğu için kim bizim kıblemize dönerse şartını getirdi. Ben bunun kayıtlı bir şekilde olduğunu söylüyorum. Onun için bugünkü toplumun La ilahe illallah Muhammeden Resulullah namaz kılması, kıbleye dönmesi, İslami usullerle kesmesinden dolayı Müslüman hükmü vermiyoruz. Asıl da bunlarda zuhur olan şirktir. Şirk üzere olduklarına hükmediyoruz. Bizim inanışımız bu. Yani biz zannı galimizle bu topluluğa sistemin de öngördüğü üzere, sistemin de küfür üzere olduğu ve vakada bu bize açık olduğu için yaklaşımımız, ibadetlerimizi paylaşmıyoruz. Şunu ayırıyoruz. Adam Müslümanların işte selefiler gibi namaz kıldı. Peçeli bir bayan gördük. Acaba Müslüman mıdır zannı başka bir şey. Muayyene indirgeyip onunla ibadet paylaşma da başka bir şey. Biz burasını almıyoruz bu işin. Yani bu hükmü almıyoruz. Şimdi Allah Azze ve Celle tağutların reddedilme ilkesini bize tarif ettikten sonra bugünkü toplumun zuhur etmiş olduğu kelime-i şehadeti alamet olarak görmüyor ve bunun üzerinde de alimlerin hiçbir zaman ittifak etmediğini iddia ediyoruz. Çünkü siz de malum olduğu üzere bana demiştiniz ki ben bir risale yazacağım. Kelime-i tevhidin her alanda geçerli olmayacağına dair Tahavi'den demiştiniz, hiç unutmam. Bir bab açıp bir risale yazacağım demiştiniz. Biz de diyoruz ki bunun hakkındaki makaleyi ben 10 sene evvel yazdım, neşrettim 12 sene evvel. O zaman bana bitecek demiştiniz. Yani daha topluyoruz demiştiniz. 10 sene evvel. Şimdi bununla alakalı bir kitabı benim riyasetimde, işrafımda bir kitabı yayınladık. Bunu arkadaşa getirin, hediye edin. Kitap evinden getirin. Yani bu kelime-i tevhidle alakalı. Evet. İnşallah. Ama bir problem var burada. Bak. Ramazan. Şimdi ben bitireyim biraz. Tamam. Ben bitireyim tamam. İnşallah. Şimdi biz bu açıdan almıyoruz dedik. Bu toplumun kelime-i şehadetini. Vakada bize açık. Bu toplumun kendi beyanlarına göre 50 milyonu, 60 milyonu reşit olmayan insanların oy kullandığını ve Allah'ın teşrii sıfatını bir beşere verdiğini biliyoruz. Bunda hemfikiriz zaten. Ve وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ ayetini de kesinlikle İbn Abbas'ın sözünün de teşrii koymayla alakalı olmadığını, sadece bir kadının, bir hakimin Allah'ın hükmünü değiştirerek değil, nefsine uyup şahitlerden bir şahidi düşürerek, akraba bağı gözeterek, Yahudilerin yaptığı gibi değil, Yahudilerin yaptığı gibi hükmü değiştirip karaya boyarsa veya başka bir hüküm uygularsa gene kafirdir, bir hükmü de değiştirse, teşrii olarak. Biz İbn Abbas'ın ve müfessirlerin bu sözünün kesinlikle kada ve yargısal babında söylendiğini ama teşrii babında söylenmediğini iddia ediyoruz ve bunun böyle olduğuna iman ediyoruz. Allah'ın yaratma sıfatının Allah'a ait olduğu gibi teşrii sıfatının da Allah'a ait olduğunu ve onun muayyen kısmının da burayı bağlamadığını. Kim? Abdullah İbn Abbas ne demişti? İbn Abbas küfrün duna küfür demişti. Ama neye binaen söylemişti? Bu vakada açık. Siz bu ilme sahipsiniz. Yargısallık babında böyle demişti. Yani bir İslam kadısı var. Bir mesele hakkında. Zina yapıyor. Akrabası. 4 tane şahit var. 4 tane şahitten birinin sözünü tevil yaparak, nefsine uyarak düşürüyor. Haddi düşürüyor. İşte bu küfrün duna küfürdür. Yoksa günümüz... Her şartta mı? Nasıl?
Her şartta mı? Yani o işi mübah kabul etse de mi? Siz onu not alın inşallah. Ben sözümü bitireyim. Ondan sonra siz bana sorarsınız. Bu kısmı teşri ile alakalıdır. Ve müfessirlerin getirdiği mesele de yargısallıkla alakalıdır. Onun için burayı ayırıyoruz. İbn Abbas'ın sözü zayıf mıdır, sahih midir? Burayı hiç tartışmıyorum sizinle. Kimine göre sahiptir, kimine göre zayıftır. Ve kime göre zayıftır? Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Sahabenin sözü hükmen merfu olmadığı müddetçe mevkuf olarak geldiğinde zahir olan bir ayeti tahsis edebilir mi? Edebileceğine dair sizden delil istiyorum. Zahir bir ayeti başka bir zahir muhkem ayet mi tahsis eder? Yoksa işaret yoluyla veya mesela Rum suresi, mesela Yusuf Aleyhisselam'ın işte kralda kanun oralar mesela oraları getirip muhkeme mi hamlediyorsunuz? Yoksa muhkemi müteşabiye mi hamlediyorsunuz? Yani buraları inşallah sizden istiyorum. Burada bir ittifak edelim çünkü bir kafa karışıklığı var cemiyette. Maide 44 suresi, Maide 44 ile alakalı söylenimi anladınız değil mi? Teşri meselesini konuşuyorum, yargısallık meseleyi konuşmuyorum. Bunun dışında Allah Azze ve Celle'nin kim teşri sıfatını Ahmet'e, Mehmet'e verirse umumen de muayyen olarak da o insanın kafir olduğuna itikad ediyoruz. Bir şart hariç, ikrahın dışında o adamın iradi olan Kur'an'ın kendisi hüccettir. İradi ve semavi olarak cehaleti ayırıyoruz. Semavi olan hayız olmak, semavi olan unutkanlık, semavi olan baygınlık, semavi olan uyku, bunu ayırıyoruz. Bunun dışındaki kişinin kendi iradesiyle alakalı olan ilim alma, içki içme, ki içki içme ihtilaflıdır. İçki içme ihtilaflıdır, sorulur, seceresine bakılır. Bunun dışında hata, sürçülisan, bunlar engeldir. İkrah da iradede gerçekleşen bir durumdur. Yani kişinin irade edip, ikrah olanın irade etmediği zorlandığı bir durumdur. Bunu da bu şekilde ayırıyor. İnsanların cehaletinin bu anlamda özür olmadığını, ikrahın dışında umumen muayyen olarak bu kişilerin kafir olduğuna itikat ediyoruz. Ve kelime-i tevhidi bu bağlamda günümüz toplumunun kelime-i tevhidine almıyoruz. Şart olarak, nasıl ki Allah Resulü şartla bunları söyledi toplumlara, tağutun reddedilmesi gerektiğini söylüyor. Hatta ve hatta ne kadar işaret yoluyla da olsa Allah Azze ve Celle hicret eden kadınlar hakkında onlar mümin olmalarına rağmen o mümin kadınlar sana geldiklerinde onları sına dedi. Hangi açıdan? İşte kocasını bırakmak istemiştir. Belki onun için hicret etmiştir. Gibi gibi bu tefsirler düşmüştür alimler bu tefsirleri. Bizim itikadımız bu yönde. Bir de şunu soracağım. Siz İsmail Ağa cemaatinden olduğunuzu söylediniz. İsmail Ağa cemaati biz AKP'ye oy verilmesi gerekliliğini söylüyoruz istişare sonucu ve bununla ilgili bu beyaneti yayınlıyoruz dedi. Bu beyaneti yayınlayan kişilerin durumu nedir? Allah'ın teşrisini bir beşere vermek ve o beşere vermeye davet etmek. O zaman sorduğunuz soru. O zaman sorduğunuz, konuştuğumuz soru. Ne zaman? Öteki celsemizde. Hayır, bu kadar açık değildi meseleler. Yok, konuştuk bu mevzu üzerinde açık konuştuk. Açık değildi. Siz dediniz ki bana şahıslarla gelecekseniz konuşmayalım dediniz ilk konuşmada. Şahısları sormayın dediniz. Ama ben burada özellikle niye soruyorum? Çünkü şahıslar kimileri tarafından reddediliyor. Kimileri sizin bağımsız olduğunuzu, kimileri sizin hayır kesinlikle bağımsız olmadığınızı söylüyor. Ben bu şahısların İkrahın dışında getireceğiniz tevilleri nedir? Bu şahısların. Bu tevilleri sizden öğrenmek istiyorum. Bunlar cahil midirler? Bunlar tevile gerekli ayetleri tevil mi etmişlerdir? Tevil edilmesi gereken ayetleri tevil mi etmişlerdir? Her tevil edilen ayet, mesela sizi biz yarattık dediğinde, Vaka suresi olması lazım. Sizi biz yarattık dediğinde bir adam şunu diyebilir mi? Bizden kasıt
fazla ilahın olması nasıl batıl bir tevilse, bu kişilerin bir tevili var mıdır? Cehalet sonucundan böyle yapmışlardır. Ehven-i şer kaidesi sonucundan böyle yapmışlardır. Ehven-i şer kaidesi insanların keyfine ve arzularına göre şu zararlıdır, bu zararsızdır deme yetkisini doğuruyor mu? Ehven-i şer umumla mı alakalıdır? Yoksa ferdin kendisiyle mi alakalıdır? Ve ehven-i şer zor olan durum, kişinin kendisinin icabet ettiği bir durum mudur? Yoksa kişinin elinde olmadan icabete uğradığı zor bir durum mudur? Ve alternatifin olduğu yerde ehven-i şer kaidesi geçerli midir? Geçerliliğine dair delil nedir? İnşallah bunu bu şekilde bana cevap verirseniz, cevap verdiğiniz milhane göre ben de size inşallah cevap vereyim. Elhamdülillah, söz sizde inşallah. Kaç dakika oldu kardeşler? 15 dakika. 15 dakika. Tamam. Şey yapayım mı? Sayalım mı? Kronometre. Tamam, 15 dakika koy. Bizden 1 dakika 2 dakika bir şey olmaz yani Allah'ın izniyle. Yanlış var mı abi? 15 dakika oldu değil mi hemen? Ben kronometre... Çok mühim değil, çok mühim değil. Evet. Çok mühim değil. Şimdi bakın, yani ben baştan beri söylediğim şu sorduğun soruları bütün bu arkadaşlarım bilir ki ben sohbetlerimde benim mevzularım bunlar. Ama bunu açarsanız inşallah hayırlı olacak. Bu mevzular yani benim arkadaşlarım insafla söylesinler ve buradaki diğer kimseler, beni dinleyen kimseler insafla söylesinler. Yani ben mevzularım bu mevzularda daha çok yoğunlaşan bir insanım. Hocam bu geliyor zaten bizim kulağımıza. Bir. İkincisi, darılmayacaksınız bana ama sizi ben yani şöyle tanımak istiyorum. Siz bir ilim ehli olduğunuza inanıyor musunuz? Elhamdülillah. Ha, peki. Tamam. Şimdi şöyle tamam, bir şey yapalım. Tamam, bakalım. Bir şey demeyeceğim. Karşılık ben, bir şey. Eğer sorunun muhataplık kısmını başka eksene çekerseniz o zaman ya, ben bu sorunun cevabı olarak almayacağım. Tamam. Yani benim sorduğum sorulara sadece cevap istiyorum. Sizin vereceğiniz cevaba da ben alacağım. Şunun için sordum bunu. Ben şunun için söyledim. Mesela bakın. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Kelime-i tevhidi bile telaffuzda yanlışlık yapıyorsunuz. Öyle bir kelime-i tevhid yok. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye hiçbir yerde ne sünnette ne Kur'an'da bir şey yok. Ha. Yani ben bunu şunun için sizi aşağılamak için Allah'a sığınırım. Ben şuna inanıyorum. Şuna inanıyorum. Şimdi normalde ben Müslümin... sözünüzü kesmeyeceğim. Ama eğer sorunun not sorduğum, alın, bak sorduğum sorunun cevabını alamadığım yerde keseceğim. Nasıl benden istediyseniz siz de not alın. Hı. Ben not alacağım zaten. Not ama al. Ben sorduğum soruların cevabını istiyorum inşallah. Şimdi böyle olunca biz sıkıntı yaşayacağız tabii burada. Yani biz burada sıkıntı yaşayacağız. Ama katlanacağız birbirimize. Katlanacağız birbirimize. Yani siz bana katlanacaksınız demiyorum. Birbirimize katlanacağız. Bu işin tabiatında bu vardır yani. Ha. İkincisi ben teşri hakkının kulda olduğuna inanan bir kimsenin mümin olmadığını her zaman anlattığım bir mevzudur. Teşri hakkının kulda olmadığına inanan birisiyim. Öyle bir akidem var. Benim cemaatim de aynı akideye sahiptir. Bunda istisna yok. İcra meselesine gelince, yani yürütme mevzuna gelince, yürütme mevzularında, yani icra mevzularında, yani bu Allah'ın teşriğini veyahut Allah'ın teşriğine muhalif bir teşriği inanarak ona inanarak istihlal şartı. Yani inanarak yani ve helal kabul ederek veyahut yani tahfif ederek, hafife alarak eğer bu icrayı yapıyorsa yine kafir olduğuna inanıyoruz. Eğer bütün bunlar da yoksa yani nasıl diyelim
Bunlar yoksa zalim ve fasık olduğuna inanıyorum. Siz yargısallık bölümünden bahsediyorsunuz. İcra diyorum bakın, icra, yürütme. Tamam. Ha. Evet, bunu bizim tefsirlerimizden çok açık bir şekilde anlatan Nesefi tefsirinde, bu ayetlerin tefsirinde görürüz. Evet. Benim teşri ve icra noktasındaki akidem budur. Müslümanların da akidesinin bu olduğuna inanıyorum. Ancak Müslümanların icrada... Şimdi ben anlamak için, not almak için söylüyorum. İstihlal şartı dediniz. Sonra istihlal şartı helal de saysa kafir oluyor dediniz. Helal saymasa. Yani helal saymasa... Yani Allah'ın hükümlerinden başka hükümlerle hükmetmek veyahut Allah'ın hükümleriyle hükmetmemek noktasında böyle bir icrada yaptığı bu işin helal olduğuna inanıyorsa, istihlal şartı getiriyorsunuz yani. Helal olduğuna inanıyorsa, mubah olduğunu kabul ediyorsa bu yaptığı cinayetin veyahut da bu işi hafife alarak yapıyorsa onun da kafir olacağına inanıyorum. Ama böyle değil. Böyle değil de mesela müçtehitler kıyas yapıyorlar, bir hüküm veriyorlar veyahut da istinbat yapıyorlar. Ayetlerden, hadislerden bir şeyler çıkarıyorlar. Çıkarırken isabet etmiyorlar. Hani Bukhari'nin rivayet ettiği, hakim içtihad eder de isabet ederse bir sevap, iki sevap, yanlış yaparsa bir sevap ona verilir. İdeştehedel hakim diye başlayan Bukhari rivayeti. Şimdi yani eğer bu işi müçtehitler yapıyorsa, açık naslara muhalif değilse, içtihadında isabet etmediyse Allah'ın hükmüyle hükmetmemiş olur. Yani dolayısıyla o günah da almaz. Bazı alimler şöyle de demişlerdir. Onun içtihad etmesiydi Allah'ın hükmü. Yani o neticenin doğru ya da yanlış olup olmaması değildi. Ama biz o görüşte değiliz. Biz... Şimdi şuraya bir not almak istiyorum. Kıyas mı yaptınız bugünkü mahkemelerle? Yok. Kıyas yaptınız. Hayır, hiç alakası yok. O zaman İslam kadılarından, İslam hükmünden bahsediyorum. Ben, evet. Yani Allah'ın hükmüyle hükmedilmemenin kısımlarından bir kısmından söz ediyorum. Tamam. İsabet etmedi. Tamam. Hata etti adam. İsabet etmedi Allah'ın hükmüne bu. Bu günah da olmaz. Hatta yerine göre eğilse sevap bile alır. Yani bunu İbnü'l-Kayyim el-Cezviye değil de el-Cevziye de söylüyor bunu. Evet. İbnü'l-Kayyim el-Cevziye de bunu söylüyor. Evet. Bu dediğimi. Ben bu görüşte, yani bu inançta olduktan sonra ona da tesadüf ettim, böyle tevafuk oldu. Onu görmüş olduk. Bu yargısallık benim, alanı değil mi? Benim, icra alanı. İcra dedim işte. Teşri alanı mesela, gönüllü teşri alanı. Teşri mevzuunda söyledim, açık söyledim. Teşri hakkının Allah Teala tarafından kendine bırakıldığına ve bunların kullara hiçbir şekilde, yani serbest daire dışında, bazı dairede serbest daireler bırakır, orada teşri yapsın. O bir şey değil. Ama Allah'ın konuştuğu, Allah'ın hüküm verdiği dairede, evet, ona muhalif, ona muarız, onu iptal edecek herhangi bir teşriğin bir Müslüman tarafından yapılamayacağını, insanın imanını yok edeceğine inanıyoruz. Biz, ben ve mensubu olmakla iftihar ettiğim camiamız aynen bu görüştedir. Bu görüştedir. Aynen, hiçbir şey yok. Evet, şimdi mevzuya gelince, sizin mevzunuza gelince, ben o mevzuyu burada size illetlendirirsem, bir takım kimselerin, beni seven kimselerin eline bir takım kozlar vereceğimden ve onlara zararlı olacağımdan dolayı size hususi olarak ben bunu söyleyeyim. Yani şöyle, şu manada bunu. Şimdi hocam. Şu manada bakın. Evet. Eğer bunu söylersek bana göre, yerine göre şöyle anlayın siz.
Vatan Partisi'ni, Halk Partisi'ni küfür kabul eden bir Müslüman, denge icabı, muvazene icabı onlara pekala evet rey verebilir. Bana göre. Doğu Perinçek'e rey verebilir. Veyahut da bir Komünist Partisi'ne eğer İslami bir menfaati gözeterek, onu da küfür kabul ederek. Yani istihlal şartı getiriyorsunuz burada aslında. Nasıl? Helal saymadan yaparsa, reyini verirse mi diyorsunuz? Yani tercih, yani nasıl diyelim? Yani ben cevap vereyim. Anladım. Evet. Anladım. Yorulmayın. Yani ben mümkün mertebe çıplak bir cevap vermeye çalışacağım. Yani biz belli şartlarda bazı dengeler icabı küfrün küfür olduğunu kabul edeye de bu işi belli zararları yok etmek için üzerlerine bir gülle sallamak manasında yapılacağına yapılmasının caiz olduğuna inanıyorum. Çünkü bu sahabe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da yapılmıştır. Onun delillendirmesi de merak ederseniz cevaplandırırım onu. Tabii istiyorum. Yani ben ona göre istiyorum. Yani bu böyle yani ne yapıyorsunuz? Bir kafirle beraber kafiri ne yapıyorsunuz? Öteki kafirin önüne takoz yapıyorsunuz. Becerebiliyorsanız. Ama günümüzde Müslümanların böyle bir tercihe gitmelerinin onların düşüncelerini, ideolojilerini kabullenme neticesine götüreceğinden dolayı ben böyle bir şeyi söylemiyorum. Yani böyle bir cesaretim yok. Korkağım. Bu noktada da korkağım ben. Peki söyleyenlerin hükmü nedir? Söyleyen kimselerin hükmü Allah ile kendileri arasında eğer onlar gerçekten hakikaten bana su getirsinler çay değil. Çay mı? Çay değil su. Su getirin. Ha, çay içmiyorsunuz mu hocam? Ne olsun tamam onu da içelim. Tamam. Şuna iki tane ben. Yani bunu söyleyenlerin iki şekilde söylediklerini, bunu benim dediğim gibi değil de başka şekilde yapanları iki şekilde yaptıklarını düşünüyorum. Böyle bir şeyi maslahatı gözeteyim derken mefsedetin içerisine düşme yanlışlığında olanları da görüyorum yani. Zararın ta kendisine işi götürdüğü. Bir de böyle bir şeyi yapayım derken aslında aidiyet psikolojisiyle o düşüncedeki insanların düşüncelerini zamanla benimser hale geldiklerini ne yazık ki müşahede ediyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla bu benim dediğim şey biraz böyle lokal, biraz mevzii bir şey. Yani ama biraz delili nedir hocam? Delili. Mesela ehven-i şer'in şartı nedir? Yani ehven-i şer dediğimiz olay şartı nedir? Bir ayet de söyleseniz ona göre hani bir ayet, bir hadis, bir genel kural, asli bir kural. Mesela söyleseniz ona göre daha net olur. Hani bakış açımız daha net olur birbirimize karşı. Şimdi ehven-i şer'in yani bir delili şudur. Kur'an'dan bir ayet var. Estağfirullah. فَمَنْ اِذْضُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ kendisi kusur etmeden, haddi aşmadan kim mecbur kalır da yerse bu leşi, tamam, ona hiçbir günah yoktur. Şimdi bir şey vardır burada. Bir leş yeme mahzuru vardır. Bir de ölme mahzuru vardır. Leş yeme mahzuru ölme mahzurundan daha hafif olduğu için Allah Teala bu yolu bize gösteriyor. Alternatif varsa hocam? Alternatif varsa olmaz. Ne olur peki mesela iki şirkte? Alternatif varsa zaten dikkat edin. Bu kaidenin yani esas orijinali şöyledir. Ehvenü şerreyn ihtiyar olunur. Yani iki seçilir. İki şerden en ehveni seçilir. Üçüncü bir imkan olmadığı takdirde iki şerden
Karşı karşıya kalırsanız böyle olur. Şimdi bu noktada, bu noktada iki şerden birini seçeyim derken şerrin eşeddine düşmek de var. Yani alternatif nedir denildiği zaman bana birileri onu sorduğu zaman ben diyorum peki ki şirkte mi bu kayda kullanılmış yoksa insanın can tehlikesi ve haram üzerinde? Şirkte de kullanılmış, şöyle de kullanılmış. Yalnız mecburiyet olarak kullanılmamış bu. Şirkte kullanılmış, küfürde de kullanılmış. Mesela illa men ukrihe ve kalbuhu mutmainnun bil iman ayeti cellesinden anlıyoruz ki küfür lafzını telaffuz etmek nedir? Küfürdür. Ama ha, küfürdür. Ama ve lakin ölmemek için bu küfürden kurtulmak, yani bu küfrü kalbi mutmain olarak imanla söylemek nedir? Yani mezundur. Yani izin verilen bir şeydir. Peki bu, oya kullanabilir miyiz bu ikrah? Şimdi müsaade buyurun. Şimdi burada yani ehveni şerreyn iki şerden ehveni başka bir alternatifimiz yoksa bunun imanda da amelde de yeri var. Nereden bunu biliyoruz? İkisi de ayetle sabittir. Hadislerde var. Şimdi bu ben rey mevzuunda şöyle diyorum. Rey mevzuunda şöyle diyorum. Benim alternatifim yatıp ayaklarımı dikmektir. Var mı diyeceğiniz diyorum. Peki bunu nereden diyorum bunu? Bunu şuradan diyorum. Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ileride olacak bir hadise için öyle bir zaman gelecek ki kişi isyankarlıkla yani günahkarlıkla acziyet arasında serbest kalacak. Bir üçüncü ihtimal olmayacak. Yani ya bir şeyi yapamayacak, aciz olacak veyahut da günahkar olacak. Günah hamlediyor ama değil mi? Mesela inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. O ayrı. O ayet onu kapsamıyor yani. Yok, o ayrı. Şöyle diyeyim ona. Şöyle anlatayım ben bunu. Yani yeti alen nasi zamanun. İnsanlar üzerinde bir zaman gelecek. Yuhayyaru fihi er-raculu beyne'l aczi ve'l-fucur. Kişi o zamanda acizlikle günahkarlık, isyankarlık arasında serbest bırakılacak. فَمَنْ اَدْرَكَ ذَٰلِكَ zaman kim bu zamana kavuşursa فَلْيَخْتَرِ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ acizliği, bir şey yapamamayı günahkarlığa tercih etsin. Şimdi nedir bunu biraz daha anlatacak olursak? Mesela İslam adına bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Veyahut da mübah şeyler yapmak istiyorsunuz. Bunları yapacaksanız yani günaha gireceksiniz. Veyahut bir şeyi yaptığınız zaman günaha gireceksiniz. Sen nasıl cem edebiliriz bunu? Şöyle anlatacağım şimdi. Demin dediğim mevzuyla alakalı olarak söylüyorum ya bunu. Yani şimdi oraya geleceğiz. İsmi günah olarak gelmiş ya, hani şirk ayetleriyle nasıl cem edebiliriz? Fucur diyeceğiz. Fucur diyeceğiz buna. Evet. Fucur diyor. Yani fucur yani bir şey yapmak istiyorsunuz. Yani yapmak istiyorsunuz, yapılması gereken bir şeyi yapmak istiyorsunuz. Onu yaparsanız ne yapacaksınız? Günaha gireceksiniz. Evet. Şirkle alakalı değil o zaman konuştuğumuz yer. Günaha gireceksiniz. Yani bilmiyorum da o da girer oraya. Şöyle. Siz çok güzel bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama o çok güzel şeylerle belki işin ucunda şirke gireceksiniz. Veyahut da günaha gireceksiniz. Çok güzel vazifelerinizi namaz kılayım derken mesela şöyle bir misal verelim. Yani namaz kılayım derken cephede silahı koyacaksınız, namaz kılayım derken arkadan Müslümanların bir baskına uğramasına sebebiyet vereceksiniz. Bu büyük bir günah. Büyük bir günah. Bu bir tarafta ne yapıyorsunuz? Yani bir tarafta vazifenizi yapacaksınız. Ama öteki tarafta bu vazifenizi, güzel vazifenizi yaparken başka bir taraftan günaha girmiş olacaksınız. Bu sefer elinizde olmayan nedenlerden dolayı. Tabii. Yani mesela diyelim ki Süngü Savaşları'nda namazı terk edeceksiniz. Veyahut da yani çok sıcak savaşlarda
Yani korku namazı kılacaksınız. Korku namazı kılacaksınız. İki rekat değil de teker rekat, teker teker kılacaksınız. Ben dört rekat kılmak istiyorum diyemeyeceksiniz. Kim böyle bir zamana, yani güzel şeyleri yapayım derken günaha gireceği, başka bir alternatifin de bulunamayacağı bir zamana kavuşursa, hiçbir şey yapamamayı günahkarlığa tercih etsin. Peki buradaki hitap buradan, ferde mi hasırdır yoksa umuma mı yani? Yani bu femen dediğimiz zaman ilimde şu vardır. Men elfaz-ı umumdan, yani kim? Her kim demek. Her kim. Hakiki kişinin kendisine has bir takım özel halleri, hususi halleri olabilir. O ayrı, yani onları irdelersek çıkar belki. Önümüzde. Yani hadis umum gelmeyle beraber ferdi ilgilenir. Yani mahsus olabilir. Yani evet, hadis her kim böyle bir zamana şey yaparsa. Şimdi yani ben diyorum ki buna dayanarak bu sizin dediğiniz bu güzel şeyi yapayım derken başka bir günaha girerim. Öyleyse ben hiçbir şey yapamamayı sizin dediğiniz güzel işi yapmamaya tercih ediyorum. Yapmaya tercih ediyorum. Şimdi bu böyle. Ha, bunu söyleyen ben böyle diyorum. Ama öteki adam diyor ki kafasına göre ya diyor, ben şimdi tamam böyle yapıyorum ama senin dediğin gibi bana diyor, senin dediğin gibi yapayım ama dünyanın bütün müstekbirleri evet karşıda, birisinin yanında, Yahudisinden Hristiyanına kadar, ateistinden deistine kadar herkes birisini ne yapıyor, istiyor. Ondan sonra ben de namussuzun, hırsızın, alçağın teki var. Ama yani onu istemiyor halkım, bizim insanımız bakıyor oraya. Diyor ki ne yapayım ben şimdi? Kendisine göre ben bütün dünya müstekbirlerine karşı, Yahudilere karşı, Hristiyanlara karşı, ondan sonra ateistlere, deistlere karşı onların yüzünü yere eğdirmek için şöyle yapayım diye şey yapıyor. Şirk hususunda. Şirk değil. Yani ya mesela dedik ya, icra dedik. Teşri meselesinden bahsediyoruz. Hani oy veriyorlar ya, teşri meselesini insanlara işte bizi yönetin diye veriyorlar. Şimdi şöyle diyeyim ben size. Bir kaide vardır. Asaleten caiz olmayan bir şey bazen tebeen, yani dolayısıyla ne oluyor? Caiz olabiliyor. Şöyle bir misal verelim buna. Mesela sizin bugün şey yapmanız, ne diyorlar ona? Sigorta gibi bir muamele yapmanız ayetlerden, hadislerden, İslam'ın umumundan, yani Kur'an'dan, sünnetten anlaşıldığına göre caiz değil. Çünkü olmayan akt-i fasittir bu. Haramdır diyor ulema. Ama şimdi siz bir şey yapıyorsunuz. Bunu gidip ben sigorta olacağım dediniz mi, olmaz. İradenizde. Ama sizin için tabi olan bir dükkan açma işi yapıyorsunuz. Dükkan açma, ticaret etmez sizin için caiz mi? Caiz. Evet. İslam, yani müşriklerle ticaret yapma hukukunda bir ihtilaf. Yok. Şimdi yani kim olursa olsun parasını ödersin. Tabii. Yani ticarette sizin bir şey yok, problem yok. Yok elhamdülillah. İslami olarak yapmanız kaydıyla. Ama ve lakin adam seni bırakmıyor. İlla sigorta olacaksın diyor. Sen yani asaleten yapacağın bu ticari işe adam takoz koyuyor. Bunu yapmazsan yaptırmam sana diyor. İrade etmediğin bir şeyi sana dayatıyor yani. Dayatıyor. Evet. İşte bu kıyas asaleten bu şeydir. Yani ulema buna şöyle diyor. Asaleten caiz olmayan, kendi başında caiz olmayan bir şey sigorta gibi, tebean, yani bizzat o değil de başka bir işi yaparken gelip sana yamanırsa onda bir beis yok diyorlar. Bunun da tabii yani delilleri var. Hepten yani böyle akli bir muhakemenin, sırf mücerred bir aklın yani neticesi bir şey değil bu. Ha, böyle olunca şimdi adam böyle diyor. Birçok şeylere bakıyorsunuz, bir pencereden bakıyorsunuz, adam haklı. Ama başka bir pencereden bakıyorsunuz,
adam haklı değil. Bana göre. Bana göre. Hangi açıdan da bu? Yani haklı çok... veya haksız olması hangi açıdan? Yani şey olarak teşri meselesi dedik ya, oy meselesi. Teşri bırak şimdi. Ehvenişer. Biz teşri yapmıyoruz. İcra. İcra için adam ne yapıyor? Adam icra için bir şey yapıyor. Ben teşri yap diye yapmıyorum diyor. Ama ben ona icra için yap derken, o teşri yapıyorsa o kendi yavruluğu. Yani o beni alakadar etmez. Tebean olmuş oluyor. Ama ve lakin ben, bak dikkat edin, burayı ben meşru kabul ettiğim için söylemiyorum. Onların cephesine geçerek, onların cephesine geçerek fıkıh, yani naslar zaviyesinden düşünerek meseleyi çözümlemeye çalışarak bunu söylüyorum. Bana göre innekum la müşrikun ayetine muhatap kalmıyorlar mı? Hani itaatte şirk, ittekazu ahbarak marifan. Onu söylersek, mutlak olarak kullanırsanız, o zaman hepimiz gittik gürültüye. Her itaat demiyorum. Allah'ın teşrii buyurdu. Yani şimdi, ittikaz ettikleri, kanun çıkardıkları, teşrii koydukları meselede itaat etmiyorum. Ben itaat etmiyorum onlara. Ben onlara diyorum ki, diyor. Ben onlara diyorum ki, ben değil yani, kim diyorsa. Kim yapıyorsa. Diyor ki o, ben bir köpeği veyahut da bir başka köpeğe veyahut da bir köpeği bir kurda, sırtlana gönderiyorum ben. Ondan sonra o köpek gelir de benim çocuğumu yerse benim irademin dışında, benim şeyim dışında başka bir şey o. Ben çocuğumu öldürtmemiş oluyorum. Yani demek istiyorum ki kendisi iradede, yani orada kendisi bir şey yapıyor. O pencereden bakıldığında kendine ait bir şeyi var. Mazur görülecek bir yanı olabilir. Ama başka bir pencereden bakılırsa bana göre değildir. O ama biraz... Mesela delili nedir hocam? Delili. Mesela ehven-i şer'in şartı nedir? Yani ehven-i şer dediğimiz olay şartı nedir? Allah'ın yeryüzündeki alimleri hakkı söylemekle mükelleftirler. Başlarına ikrah olan bir durum gelmediği müddetçe belki o zaman ben doğru diyorsunuz. Ben hakkı söyleyeceğim. Hele ki bu mesele Allah'ın sıfatına ait bir meselenin insanlara düccar edilmesi, verilmesi ise bunun açık bir şekilde bunun beyan edilmesi, bakın, hakkın ketmedilmemesi gerekiyor. Doğru. Bakın, benim sizden ne farkım var hocam? Ben bugün kendimi tehlikeye atıyorum. Ben normalde evime gidip işime gideyim, çoluğumu çocuğumu seveyim, canım cicim deyip sonra tekrar işe gitmeyi bilmiyor muyum? Biliyorum. Onun için eğer biz kendimizi Allah'ın hakları konusunda devletle düşmanlaştırıyorsak, devlet bize, bizi alan terörle mücadelesi dahi bize evet siz haksınız lakin sistem bu diyebiliyor da biz hala bunun üzerinde hakka haykırmaya davet ediyorsak, neden şimdi sizin gibi insanlara mal olmuş, etiket sahibi bir insan neden bunu kameralar karşısında veya sadece ses kaydında bu şekilde bir teşri Ahmet'e vermek küfürdür. Bu ikrahın dışında kimseyi kurtaracak bir durum değildir. Ehven-i şer kaidesi, öyle keyfine arzuna göre alternatif varken Allah'a küfredemezsin. Neden ama denmiyor hocam? Füzünü konuşuyorsun. Ben bunları söyledim biraz evvel. Ama hocam bunları şu söyledim. Anda Allah için herkesi burada davet ediyorum. Şu anda söylemiş olduğunuz sözler hep mücmel kaldı. Hayır. Bak, çok açık. Mücmel kaldı. Ben arkadaşlara sormuyorum. Siz söyledikçe arada ben günahla ilgili mi diye kayıt düşüyorum. Özellikle ki meram anlaşılsın diye. Bakın, şirkle ilgiliyse biz bunu açık bir şekilde ortaya koyalım. Teşri meselesi Allah'a aitse bunu Allah'tan başkasına vermek küfür olduğu apaçık bir şekilde ya ikrahtır bunu kurtaracak olan ya da ehven-i şer dediğiniz kaideye bir alternatif var mı yok mu? Var. Üç şey var burada. Şurayı anlatayım size o zaman. Üç şey var burada. Yani avamı bilhassa kurtaracak üç şey var. Kurtaracak derken çok yani zayıf bir kurtarma bu. Bence fetva değil. Fetva ancak, olmaz zaten hocam. Ancak benim onlar üzerindeki mülahazalarımı böyle durduracak, frenleyecek üç şeyleri var. Bunlardan bir tanesi ikrah dedik. İkrahın sınırlarını biz, ulemamız bize, mezahip eğinmemiz bize anlatmış. Ölüm tehlikesi, öldürebilecek bir kimsenin.
uzvun yok edilmesi tehlikesi, onu yok edebilecek kimseler hocam Hanifi, tarafından. Hanifi ulamasına mı genelde? Hepsi. Bak, İmam Muhammed ikrah halinde bir kişi küfür fiili işlese zahiren kafirdir, tevbeye çağırır diyor. Batını şimdi şeye gidiyor. Geleceğiz, müsaade buyur. Ha, burayı kayıt düşüyor. Yani şimdi bu ikrah, pekala İmam Bukhari'nin hocası İbn-i Ebi Şeybe'nin El-Musannef'inde sahih bir isnatla rivayet ettiği, ki şeyde de vardır bu Seyyid Sabık'ın. Ben okudum hocam. Fıkıh sünnesine. Şeybe'yi okudum hocam. Elhamdülillah. Müsaade buyurun. Evet. Yani orada şöyle bir şey var, Abdullah İbni Mesud'dan bir rivayet var. Diyor ki okumamız mühimdir ama doğru anlamamız daha mühimdir. İnşallah. Evet. Şimdi sıkıntı yok. Herkes okuyor. Ama bugünkü sıkıntılar onları nasıl anladıklarımızla alakalı. Evet. Sıkıntıların çoğu bu. İnşallah, buyurun hocam. Orada diyor ki bana iki kamçı vurulacağını bana bilsem söylemeyeceğim söz yok. İbn-i Mesud'un sözü değil mi? Evet, kendi sözü. Şimdi İbn-i Mesud'un sözü, ben bunu kabul ediyor muyum? Etmiyorum. Ulema kabul etti mi? Yani fetvalarına medar, içtihatlarına medar olarak kabul etti mi? Etmedi. Ama bu şüphedir. Yani edenler de tevil ediyor hocam. Onun cüssesini baz alıyor. Kırbaçı, Araplardaki kırbaçın şiddetini baz alıyor. Yok, onlar zorakilik. Yani. Onlar zorakilik. Evet. Yani ama biz bunu şöyle anlıyoruz. Yani biz o ikrah olmadan, bu ikrahı ikrah kabul etmeden bu küfür sözleri, küfür fiilleri, bilhassa bu küfür sözleri, yani küfür fiilleri farklı bir şey. Küfür fiilleri çok daha korkunç bir şey yani. Küfür sözleri. Evet, bütün bunları söylememiz yani ruhsat, yani azimet de değil. Azimet de değil yani. Söylemeyiz, şehit oluruz. Ecirlere evet. Nail oluruz. Seçmiş oluruz. Evet. En iyisini seçmiş oluruz. Ancak biz burada karşımızdaki insanı yani en küçük bir ihtimalle kurtarma çabasından dolayı ona deriz ki bu iş küfürdür. Küfür olma tehlikesi, Abdullah İbni Mesud'un sözünün mutlaka bir şeyi vardır, tevhili vardır ama ben bilmiyorum onu. Ulema da bir şey demedi bize. Öyle şey olarak geldi bize. Ama böyle bir şey olduğu için ben sizin küfür içerisinde akşam oldu mu? Olduysa haber verin, namaz kılalım yani. Ben size yani ne diyordum ben? Kesildi. İkrahın. Yani bu küfürdür. Küfür olma tehlikesi büyüktür. Ama ben size küfürdesiniz. Ben size küfürdesiniz diyemiyorum. Küfürdesiniz diyemiyorum kendimi düşündüğüm için. Kendimi düşündüğüm için belki de size değil, size değil, öteki adama. Anladım. Öteki adama. Yani kendimi düşündüğüm için demiyorum bunu. Bir de ulema şunu da düşünmüşlerdi. Sadece kendilerini düşünmek için değil. Demişlerdir ki ulema yani karşıdaki adamın küfre girmeme ihtimali sabitse adamı öldürüyorsun. Birçok hukuki sıkıntılar var yani. Karşısını iddeti bitiyor. Nikahlayabiliyorsun. Birisi gidiyor, bir kim vurduya gidiyor. Ondan sonra günah da almıyor. Tabii. Günah da almıyor. Şimdi bu onun açısından hocanın konuştuğu alan mı? 32 dakika oldu. Evet. Beraber konuşuyoruz ama dikkatinizi çekerim. Tamam. Ben şey evet. Yaparım. Tamam. İndirme yaparım. Tamam. Yani. İndirim yaparım. Tamam. Evet. Yani budur. Yani biz karşıdaki insanlara bu işin tehlikesini bütün çıplaklığıyla anlatırız. Ondan sonra yani bunlara küfür tehlikesi, yani şöyle diyeyim ben size. Buranın yıkılma ihtimali %98 olduğu zaman burada kaç kişi kalırız?
Burada bilemiyorum Allah bilemiyorum. Kimse kalmaz. Kalmak istemez. Ha deli ise kalır. Yani intihar etmek istiyorsa kalır. Yani öyleyse küfür. Ha biz bunun küfür olduğunu kabul ediyoruz. Küfür normalde. Küfür olma ihtimali çok büyükse tabi zahirde küfür. Zahirde küfür ama ona bu işin yansıması bakımından bir ikrahın ne olduğuyla alakalı bir ihtilaf var. İkincisi cahilliğin mazeret olup olmamasıyla alakalı çok net bir şey yok. Bu hususta içtihatlar var. Yani eğer şeylerin nasların zahirine bakarsak yani cehalet mazerettir. Ama ulema bunu seçmemiş. Ulema bu hususta ihtilaf etmiş yani. Adamın yani bu mevzu... asırlarında zahir olan, mesela vakada zahir olan. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Çok pay aldınız ya, arada ben gireyim. Ha. Bana da bir tamam. Merhamet olsun. Buyurun. Yani bu arada. Mesela şöyle bir soru sorsam. Üç talakla bir adam karısını boşadı. Hı. Sünni talak, bir talakını falan konuşmuyoruz. Üç talak yerine geldi ve bu kadın ikinci bir eşle evlenecek, onunla cima edecek, daha sonra tekrar o kocasına dönebilme ihtimali var. Mesela vakada bir adam karısını üç talakla boşasa, ondan sonra kadıya gelse, dese ki ben bu işin cahiliydim dese, şu vakada mesela cahiliydim dese, bu adamın o karısına tekrardan dönme hakkı var mıdır? Yok. Yoktur. Yoktur. Neden? Ama şimdi bazı şeylerde mahkeme huzurunda şeylerle kişinin kendisiyle Allah arasındaki hususlar farklıdır. Biz hiçbir bu, ihtimali söylemiyoruz. Vaka tamamen açığa çıkmış. Teviller kalkmış. Sadece cehalet meselesini konuşuyoruz ya. Cehaleten dedi ki ben cahildim, bu konuyu bilmiyordum. Onun için ben bu hanımı tekrar alabilirim. Şunu söyleyeyim size. Ben cahilin mazur olduğunun kabulü noktasında benim okuduğum kitaplar, kabullendiğim şeyler mazur görmüyorum ben cahili. Belli şartlarda mazur görmüyorum. Ama ulemanın çok büyük bir kısmı naslara bakarak mazur görüyorlar. Tercihler mesela kimi, hocam, kimi, kimileri birçok. Birçok mesela zaruriyat-ı diniyeden olmayan, yani dinin herkes tarafından, deli olmayan, herkes tarafından bilinebilecek meseleleri. Zahir evet. Ve hafi. Evet. Hafi olan, evet. Kapalı mesele. Herkes tarafından bilinecek meselelerinin dışında, yani biraz taksim gibi mevzuları bilmemek, hele küfür sistemleri altındaki kişilere mazeret yani olur mu? Küfür sistemleri altındaki kimselere çok daha büyük bir yani şey veriyor alimlerimiz. Peki buradaki illet coğrafyanın küfür sistemi olması mı, yoksa ilmin ulaşılmama meselesi mi? Küfür sistemi olması zaten ilmin onlara ulaşmamasının sebebi. Yani biz onun her şeyini yani söylemek olursa sonradan fazla konuştun diyeceksiniz. Yok, hani buradaki illeti ben coğrafya olarak değil de küfür sistemlerinde normalde İslam ulemasının yüksek perdeden hükümleri açıklama fırsatı yani imkanı olmadığı yahut az olduğu, kafi olmadığı için evet böyle bir şey denilmiş ulema tarafından. Bunun da naslardan değişik şeyleri var. Naslardan değişik delilleri vardır. Bu neye bağlı olması lazım? Kur'an'ın orada olmamasına mı bağlı olması lazım, yoksa sistemin Kur'an'ı yasaklamasına mı bağlı olması lazım? Yani şu söylediğiniz Kur'an'ın yasaklı bir bölge olmasından kaynaklanabilir. Yani yok, şöyle diyeyim. Çünkü Kur'an kendisi hüccettir yani. Kur'an kendisi hüccettir ama sizin okuduğunuz Kur'an değil mesela. Nedir? Ahmet'in ondan anladığı, size anlattığı kadarıdır. Kur'an'dan bu insanların direkt bir şey almaya iktidarları, güçleri yoktur. Ahmet bundan almış, siz Kur'an diyorsunuz ama Kur'an'dan bir şeyleri Ahmet almış, anlatmış size. Ben Kur'an'a, belki de Allah'a iftira ediyorsunuz. Yani Allah'ın demediğini ona yakıştırıyorsunuz. Biz dinin aslına bakıyoruz. Siz derken mesele diyorum ben. Yani. Mesele diyorum yani ben veyahut da bir kimse. Kur'an diyor, bakıyor şeyinden bakıyorsunuz, ondan anladığı bir şey yok. Alsam versem belki de doğru dürüst okuyacak kadar bir şeyi yok, gücü yok. O namaz, o okuyuşla belki namaz olmayacak onun. Dolayısıyla
Dolayısıyla bu kadar cehaletin kol gezdiği bir yerde, bırakın avamı, hocayım diyen insanların bile akıllarının böyle dübura uğratıldığı, iyice iflas ettirildiği bir dönemde cehalet mazeret midir, değil midir? Mazeretse ne kadarı, ne nispette? Evet, eğer mazeretse yine nerelerde, hangi yerlerde? Bütün bunlar ihtilaflı mevzular. Buradan kalkarak insanlara sen kafirsin demek, evet, insanın kendisini de kafir yapabilir. Çünkü bu hususta naslar var. Bu hususta naslar var. Onun için bugün ben yani bilhassa şunlar için, bunlar için, mesela bizim şeyhimiz için bazı kimseler işte müşriktir gibi laflar ediyor. Ben onların müşrik olduğuna inanıyorum. Şahsı muayyen olarak değil. Ben onlar müşriktir diyorum. Neden? Neden? Bir insana rey verip git kanun yap demek değilse, burada Allah'ın vermediği bir yetkiyle bir kanun yapmaktır bu. Teşridir bu. Bu yani teşri. Küfürle itham etmek mi? Evet, tabii bu teşridir. Yani eğer müşrik değilse, kafir değilse bir insana sen müşriksin, kafirsin demek bir hükümdür. Allah'ın hükümleriyle hükmetmemektir. Onun tevhidini, dinini küfür olarak görmek böyledir. Evet, yani yok. Ona, siz bir Müslümana, yani gerçi yani mesela şeyin, sahabeler çok demiştir. Onun için hani uzaklaştırırsak sakat olur. Şimdi yok, şunu doğru diyorsunuz. Yani ben mevzunun o tarafını şöyle anlatayım size. Yani bir insana kafir demek 3-5 şekilde olur. Bir, Müslüman olduğunu bile bile kafir demek. Bu kafirdir. Tevhidini küfürle itham etmek. Evet. İki, alim olur, kafir olduğunu zanneder. Bu da küfür değil, günah da değil. Yani büyük bir alim olur, kafir olduğunu zanneder ama kafir değildir. Üçüncüsü, cahil olur. Kafir olsa bile ona kafir demesi bile büyük bir günahtır onun. Çünkü yani Allah'ın kitabı hakkında gelişigüzel konuşmuştur. İsabet etse de o hata etmiştir. Tirmizi'nin ve Ebu Davud'un rivayetlerinde böyle anlıyoruz. Cahil bir insan isabet etmezse o kafir olur mu? Biz ona da kafir demiyoruz. Şöyle demiyoruz. Kafir. Bir saniye bir daha alayım ben hocam orayı. Cahil bir insanı. Cahil bir insan bir insana kafir dedi ama kafir olduğunu zannederek söyledi. İsabet etmedi. Nas'a dayanarak yaptı. Hevesine değil. İsabet etmedi. Ondan sonra bu insanın kafir olma tehlikesi var. Ama mutlaka kafir demiyoruz ona. Şundan dolayı demiyoruz. Çünkü buna dair hadisler haber-i vahid cinsindendir. Cumhura göre yani bir insanı tekfir etmeye yetmez yani. Tavrı ama gelmişti, değil mi? Ama eğer kabul ederse bunun aslını. Evet. Belki soğumuşsa değil. Tamam, bu sabah bu delilin onun için yani kafir olmaya, bu delilin sabit olduğunu kabul ederse bu delilin, evet, yani bu hadisin yani manasını da bilerek ne yapı dangalaklığı tutmuştur. Söylemiştir bunu. Bu insan kafir olur. Neden? Çünkü onu sabit kabul etti. Ama yok, bana göre öyle bir hadis olmayabilir dedi ise, cumhura göre, her ne kadar bazı alimlere göre yine de tehlikeliyse de, alimlerimizin, muhaddislerimizin cumhuruna göre, fukahamızın cumhuruna göre olmaz yani. Kafir olmaz yani. Ha. Bir Müslüman. Ama tevhidini ve dinini, şu ayrım yapmıştır İmam Nevevi, güzel bir ayrım yapmıştır. Onun tevhidini, dinini küfür olarak görürse. Ha. Lafızlar çok önemli değil mi hocam? Tabii. Ama onun dışında mesela Ömer bin Hattab'dan delillendirmiş sahabe. Ömer bin Hattab'ın hatta hiç olmayacak yerde çıkışlar yapıp bırak şu münafığın boynunu vurayım dediği çok sahabe var ya. Hiç olmayacak şekilde demeyelim de. O da yani, onun dininin samimiyetliğinden kaynaklanıyor. Öyle demeyelim. Aslında. Yani hiç hesap edemeyeceğimiz yerlerde diyelim. Hı. Yani olmayacak, evet, demeyelim. Şimdi tabii ki yani mesela sahabeden bazıları bu küfürdür demiş, ötekileri değildir demiş. Tabii onlar ayrı. Onlar bu işin müçtehitleri, onlar bu işin büyükleri. Onların kendi şeyleri ayrı yani. Ona mesela biz şey, hangi meselede? Ben o mevzuyu söylemeyeceğim. Çünkü o başka bir kanala geçeceğiz o mevzuda. Şimdi
küfür olan bir şeye bazı sahabelerin küfür değil demesi eğer kufun duna kufur kabilindense işte onu bilemiyoruz. Veya hani nazari olan meselelerde işte namazın terkiyle alakalı gibi cumhur bunu tartışmış da sahabe tartışmamış gerçi. Yani mesela küfür olan meselede nasıl sahabenin biri değil diyebilir diğeri? Şimdi yani sahabe şöyle diyelim biz istersen. Yani birisi küfürdür dedi, öteki demedi. Yahut küfür değildir diye onu duydu, ona bir şey demedi yani. Sesini şey yapmadı veyahut da tamam doğru diyorsun demedi diyelim yani. Mesela bir misal vereyim Bukhari'nin, Müslim'in başka sahabeye yemin ettik gibi. Bukhari'nin Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadis mesela Efendimiz sallallahu Hazreti Ebubekir Efendimiz zamanında Kur'an'ın cem edilmesi mevzuunda yani Abdullah bin Mesud olsun Hazreti Ömer yani Hazreti Ebubekir Efendimiz ben Resulullah'ın yapmadığı işi yaparsam ben hangi semanın altında duracağım? Yani çok büyük bir şey olarak yani belki bu yani küfür olarak görmüş olduğu bir şey belki ama sonra ikna edildi yani bu mevzu. Bidatı çıkarmanın diye lafzı var. Normalde. Belki yani bu mevzuda ikna edildi. Münşeri oldu Hazreti Ömer'in ve diğer sahabenin şeyiyle beraber vazgeçti yani. Neyse ben esas mevzunun kanalından şey yapmış olmayalım. Yani karşımızdaki insanların, avamın önünde bir ikrah mevzu var. İkrah mevzu tartışmalı, münakaşalı. İkincisi cehalet mevzu var. Mesela, o cehalet mevzu hocam, münakaşalı. İkrah meselesini sahabelerin veya tabiinin tarihte başına gelmiş fiili meselelerinden veya kavilleri Allah'a şirk koşmak için tahsislenecek bir delil midir? Ne yani gibi? Allah'a şirk koşulacak bir durum var. Kişi şunu diyebilir mi? İmam Şafii bir lokma ekmek ikrahtır dedi mesela. Var kitaplarda nakiller var. Yani eğer biz ikrahın sınırını aramaya kalkarsak bulamayız ikrahın sınırını. İhtilaflıdır yani neyse. Bulamayız. Hani böyle deyip mesela bir lokma ekmeği mesela İmam Şafii'nin fetvası vardır. Bir lokma ekmek insana ikrah olur. Şimdi bunu alıp günümüze tahsisleyebilir miyiz? Küfre girmek için. Yok şimdi bak bunu biz günümüze biz iltizam etmemiz, kendimize almamız şart yani. Değil. Evet. Bana göre değildir delil. Ama ve lakin başkasını suçlayacağımız noktada orada durmamızın delilidir. Yani ihtilaflı mevzularda tekfirin bir engeli midir? Yani bu işin küfür olduğundan korkarsınız ama tekfire manidir bu. Neden manidir? Çünkü en küçük bir şüphe olduğu yerde bak bir misal vereyim size. İbnül Kayyim Besmele Fatiha'dan mıdır değil midir mevzunu münakaşa ederken Kur'an'dan mıdır değil midir işte mevzunu münakaşa ederken İşte şeyden midir? Kur'an'dan olsaydı, Fatiha'dan olsaydı üzerinde ihtilaf edilmezdi diyor. Ha şimdi ulemamız, gerçek ulema, tirivirler değil yani. Gerçek ulema bir mevzuda ihtilaf ettiyse o ihtilaflara tutunamayız biz. Tabii ki yani kendimiz yani keyfi arzumuz olmaz. Yani. Ama karşıdaki insanları karalamak, tekfir etmek, çizmek noktasında frene basmamızın sebebi olur. Ama bu da onlara bu işin küfür olma tehlikesinin çok büyük olduğunu anlatmamıza mani olmaz. Şöyle buraya getirdiğiniz tahsis kada babı mıdır? Yani kada babı mıdır? Buraya getirdiğiniz, muayene indirgediğiniz hani bu kişi evet işleyebilir bunu ama hani bunu tekfir ederken kada babında bu durulması gerekiyor. Şimdi kada mevzu değil. Şöyle kada mevzu biraz daha farklı. İslam devleti olsa kadı mutlaka bir şey söyleyecek. Orada durmaz o. Şimdi şuraya geleceğim onun, mesela. Anlatayım. Onun içtihadına göre veyahut da kabullendiği bir içtihada göre kadı bu küfürdür der adamı öldürür. Ama Şafii böyle değil demişti ona bakmaz. İftâ babında ben söylüyorum. Fetva verme noktasında. Kadının işi ayrı. Kadı iki şeyden birisini yapmak zorunda. Ben bu işte yani tevakkuf ediyorum, duruyorum demek gibi bir lüksü yok onun. Şunu diyeceğim hocam. Mesela kişi size ben bu soruyu gene sormuştum. Zina ettiğini görüyorsunuz. Şahitlik babını sormuyorum. Kada babını da sormuyorum. Bu kişinin adı ne normalde? Zina edenin mi? He. Ne gibi? Yani zina ettiğini görüyorsunuz. İki kişi zina ediyor. Nasıl? Ama kada babını sormuyorum. Yani onun muayyende hat uygulanacak diye bir kural konuşmuyorum.
Siz tek başınıza gördünüz. Adam zina bizim, ediyor. Bizim mezhebimizde, Hanefilerde, diğerlerde yok. Hanefilerde diyor ki onu öldürse adam ama bir milin yuvasına girdiği gibi görecek. Yorganın altında gördüm, oynaşıyorlar değil. Çok tamam, açık, zina ediyor. Mesela açık gördünüz, bir, açık şekilde bir şekilde olduğunu gördüğü an onu öldürse sevap bile alır diyor bizim Hanefi yani fukahamız. Ama ben, suçtur ayrı bugün. İsmi soruyor. Mesela onun ismi ne? Zani. Zani. Kada babına gitmedi ama sizin nezdinizde zani, zinakar. Allah katında da öyle. Evet. Yani ben bunu söylüyorum mesela. Niçin adam soruyorsunuz? Adam büyük bu küfürle küfür işliyor. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمُ لِنَّفْسِ Mesela Allah Azze ve Celle iki kişiden bahsediyor Kehf suresinde. Arkadaşın, ama burası kıyasınız yanlış. Şöyle hayır, yanlış. Şöyle bir şey. Tekfirin kada babı olmadan da bazı durumlarda vakada kişinin beriatını ilan etmesi gerekliliğiyle alakalı delildir bu sadece. Yoksa şöyle bir şey de vardır. Vakada bazen değişebilir. Allah Azze ve Celle münafıkların ismini bildirmesine rağmen şer'i deliller zahirde vücut bulmadığı için Allah Resulü ismini Huzeyfe'ye verip tekfiri propaganda yapmamıştır. O nedir ufak buradaki illet? Şer'i delillerin zahir olmasıdır. Ama bazen vakada mümteni durumdaysa korunan, kollanan, mesela ben gidip yönetimin başındaki bir adama nasıl kada babını uygulayacağım? Adam büyük küfürle küfür işliyor. Bu adamın ne şahitlikle bir alakası var ne de kada babıyla. O zaman benim buna bundan beri olmam ve bunu tekfir etmem dinimin gereğidir. Hani Ebu Hanife şöyle der. İman kalple tasdik, dille ikrardır. Lafzi bir ihtilaf vardır. Asıl da küfür ameli işleyeni de tekfir etmiştir. Putlara tapma gibi, Kur'an'ı küçümseme gibi değil mi? Ama Ebu Hanife'nin buradaki kastı asıl ve esas meselesidir. Asılda kişi dille, kalple tasdik ederek bunu Allah'a iman eder. Esaslarsa risaletle gelmiştir. Sonradan iman şimdi edilecek. Bizim mevzumuzda bunun tabii uzaktan akrabalığı olabilir ama bizim anlattığımız... Yani ben şeyi anlatmaya çalışıyorum. Şuraya ben anlatayım da siz tabii sonradan şey yaparsınız. Yani benim dediğim avamın zahirde bizim küfür olarak gördüğümüz şeyleri işlediği takdirde Allah ile kendisi arasında bile kafir olmayacağı şartlar vardır. Bütün bunları düşünerek yani bazı şeyler vardır. Onlar bize fren olur. Ben bir şey söyledim biraz evvel. Bizim birisine kafirsin diyemememiz onun kafir olmadığı manasına gelmez her zaman. Bunu üzerine basa basa söyledim biraz evvel. Yani işin başında. İtikat etmeyle usulü ayırıyorsunuz değil mi hocam? Mesela Allah Azze ve Celle diyor ya قُلْ يَا اَيُّوَ الْكَافِرُونَ Aksi bir emir olmadığı müddetçe herkese şumuldur değil mi? İnsanların itikat ederek kafir olduklarına inanmak. Ama usulde... Ne alakası var? Bunu nereye getiriyorsun? Şunu söylüyorum. Şimdi kafir olabilir ama biz bunu söyleyemeyiz diyorsunuz ya. Yok yok. Usulde ise eyvallah mütabakız. Yok yok değil. Şöyle diyelim ya. Ben yanlış anlattım herhalde. Ben Müslüman olduğu bilinen, Müslüman olduğunu söyleyen, öyle zanneden, öyle zannedilen kimselerin bayağı bir küfre girdiklerini biz bilsek, delillerle bunu bilsek. Ama onların bazen bu üç, yani bu şey, bu ihtimallerle onlara kafir diyemeyiz. Bu bizim onlara kafir diyemememiz, onların kafir olmadığı manasına gelmez. Ama bazen de gerçekten kendileriyle Allah arasında kafir de olmayabilirler. Belki Allah Teala onları mazur görebilir. Bir misal vereyim ben. Şimdi İmam Beyhaki Şuab-ül İmanında rivayet ediyor. Zayıf bir isnatla ama olsun meseleye bakış açımızı, ufkumuzu örnekten açması bakımından. Diyor ki birisi bir peygamberin yanında çok hiçbir şey olmayan birisi. Ya Rabbi diyor. Ben çok fakir, hiçbir şey olmayan bir miskinim. Evet. Sadece bir eşeğim var. Senin de bir eşeğin varsa gönder onlar güdeyim. Peygamber ona böyle büyük üzerine şey yapıyor. Allah ona vahiy ediyor. Diyor ki ey Nebim bırak onu biz insanlara akıllarının erdiğince muamele ederiz. Şimdi burada şimdi bir fakir, bir büyük muhaddis, muhaddislerin imamlarından birisi almış koymuş onu oraya. Yani akidevi bir problem taşıyan bir şey değil. Ha birisi onu şey yapar bu sabit değildir der. Veyahut da bu işte zayıftır der. O yani, ayrı. Ama tevhile gidiliyor zaten bu durumlarda. Ama yani ne oluyor? Demek ki bazen Allah Teala birilerini belki davar olarak kabul edecek.
belki nasıl diyeyim, deli olarak kabul edecek. Belki çocuk olarak kabul edecek. Yani onun için biz yani sissiz bir havada güneşin açıklığı gibi yani hiç tartışmasız ulemamızın, geçmiş alimlerimizin icma ile beraber kafir olan kimseye bu kafirdir deriz. Fetvasını veririz. Bunu herkes yapar. Ancak kadı olan bir insan, o ayrı. Ben kadayı şeyi bir tarafa koydum. Yani ben bu işin şey tarafını, mükellef tarafı. Yani kişi tarafı, kişiyle, kişinin kendisiyle Allah arasındaki tarafını. Bir de şu var. Yani biz yine İslam fıkhından, daha doğrusu sünnetten ve İslam fıkhından biliyoruz ki İslam'da bir casusluk şeyi var. Casusluk meselesi var. Bir insan kendine göre kendisini casus sayıyor bir insan. Ha biz ne yapıyoruz? Kayıt koyuyoruz. Yani Haccac İbni Hilat radıyallahu anh hazretlerinde olduğu gibi biz kayıt koyuyoruz. Emrül müminin izin verecek ona. Ondan sonra onun orada kimse mümin olduğunu bilmeyecek ve benzeri kayıtlar koyuyoruz. O kayıtları bilmiyor o. Diyor ki bak Haccac İbni Hilat böyle yaptı. Ben de kendimi gizlemek için böyle yapıyorum dese ben kabul etmem bunu. Ulema da kabul etmez. Yani mezhepler içerisinde bunu kabul edenin olacağını da zannetmem. Ama onun böyle bir şüphesi var. Yani onu buna sevk eden bir şey var. Yapmış. Battal Gazi şöyle yapmış. Ne yaptı gitmiş. Bunu nereye şey yapıyorsunuz? Şuna diyorum. Yani demek istiyorum ki avam bazen ben gerçek akidemi, gerçek düşüncemi gizleyip böyle yapayım bir yerlere varayım gibi o casusluk meselesini ne yamarsa bu işi ve o casusluk meselesini kendi fiiline yamarsa bu küçük de olsa bir şüphe arz eder. Dolayısıyla bizim onlar hakkında çok kesin konuşmamıza mani değil. Başa dönerek söyleyeyim. Avamdan mı bahsediyorsun? Yani avamdan birinden mi bahsediyorsun? Avamdan bahsediyorum. Bilmediğimiz bir şey. Evet. Bilmediğimiz de zaten sorumlu değiliz. Ha, yok. Bilmediklerimizden mesul olduklarımız da var. Hayır, şöyle. Ha. Yani Allah'ın ismini belirlediği. Yani bugün mesela herhalde Tayyip Erdoğan için veya yönetimdeki birileri için demiyorsunuz bunu. Takiye yapıyor açısından. Herhalde bunlar için demiyorsunuz. Veya belli cemiyetlerin başındaki insanlar için demiyorsunuz yani. Ben dediğim kimseler için söylüyorum bunu. Yani şu kadar diyeyim. Bizim büyüklerimizden bir ulemamızdan birisi, muhaddislerimizden birisi diyor ki her kişi kendi sahasının dışında büyük kişi, her büyük alim, her büyük zat kendi sahasının dışında avamdandır. Her büyük zat sahasının dışında avamdandır diyor. Elhasıl şuraya getirelim. Başa dönelim ve işi noktalayalım. Devam edeceğiz. Şimdi başa dönerek. Yani benim belli bir camianın mensubuyum ve duyuyorum. Bazı insanlar bizi, şeyhimizi, camiamızı müşriklikle suçluyor. Ben diyorum ki ilan ediyorum burada. Müşrik onlardır. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin olarak demiyorum. Müşrik onlardır. Neden? Onlar teşri işine soyunmuşlardır. Allah'a ben sana ortak olmak istiyorum diyen insanlardır. Allah'ın demediğini Allah'a yakıştıran insanlardır, kişilerdir. Allah'a iftira eden kimselerdir. Böyle öyle inanıyorum. Noktayı koydum. Siz buyur. Şimdi İstihlal şartını yargısal anlamda getirmiştiniz, öyle mi? Yani istihlal şartı mı getiriyorsunuz dedim ya. Yok, yargısal değil. Ben şahs... Yaklaşık 35-40 dakikadır yani 30'a yakın soru alındı. Bu taraftan hiç soru... Dur bir dakika, dur. Tamam, yani. Tamam. Neyse sen şeye bak, beni ben dinlediniz mi? Tamam. Hep bana soruyorsunuz demek istiyor. Hayır. Heh. Ben soruyu söylediğini daha iyi anlayabilmek için söyledim. Mesela anlatabildim de yani bu taraftan hiç soru alınmıyor. Ondan dolayı ben soracağım zaten size. Tamam. O ucu açık olun. Tamam lütfen. Hem siyasi olarak bir de ilmi olarak bazı mevzular avam sıkılmaya başladı. Avam değil yani bunlar. Hepsi havastan. Havastan. Mesela kabir perestlik,
tevessül, şefaat, teberrük vesaire bu meselelere girersek, çünkü 40 dakika kaldı. Zaman dolduruyoruz burada. Nereye kaldı canım? Biz yarı geceye kadar devam edeceğiz. Boş yere vakit dolduruyoruz. Yok, boş yere değil. Burada çok önemli konu konuşuyoruz. Tabii de ama... Yani bugün mesela biz hakimiyet meselesini çözersek diğer tarafları konuşmaya gerek bile kalmayacak. Belki de. Anlatabildim mi? Yani teşri meselesini insanlar bugün en büyük hangi şirki koşuyorlar? Allah'ın teşri sıfatını Ahmet'e verme meselesi. Yani bunun altında cereyan eden tevessülün caiz olan kısmı, şefaatin kısımları, buraları belki konuşmaya bile hacet olmayacak yani. Şöyle anlatalım biz. Şöyle anlatalım. Ben meseleyi şuraya getirmek istiyorum. Teşri mevzularında bilhassa seçimler arefesinde, bilhassa bu işlerin nüksettiği zamanlarda teşri, icra ve kaba mevzularında ben hem konuşuyorum hem de yazılarım var. Reddettiğinize dair. Tabii. Hem konuşuyorum hem yazılarım var. Bu mevzuda bizim beraber olduğumuz insanların, beraber yürüdüğümüz insanların herhangi bir muhalif görüşü yok. Ancak stratejik olarak bir takım şeyleri var. Bu stratejik meselelerin yani asli meseleye irca edilmesi, tenzil edilmesi bunun doğru olmayacağını söylüyorum bir takım sıkıntılardan dolayı. Ve diyorum ki teşriğin küfür olduğunu iddia eden kimseler başka tarafta kendileri teşri ediyorlarsa bu şeye çıkıyorlarsa yani bu yanlışlığı tenakkuza düşüyorlarsa ki düşülüyor. Bugün alim olmayan insanların bu şey haramdır demesinde teşri ihtimali çok büyüktür. Ha, peki şeyi dil bilmez, Kur'an'dan bilmez. Ondan sonra birisinin tercüme ettiği kadar yalan yanlış şeyleri okur. Alim olursa bu insan günde 10 defa şirke girer, 10 defa İslam'a girer. Bunun tehlikesini ben yani dikkat çekmek istiyorum. Onun için mesela öyle şeyler var ki kurcalasanız bak nasıl siz bana soruyorsunuz. Birisi sorsa öyle noktaya gidecek ki yani onun küfrüne gitmeye imkan olmayacak yani. Bunu yapmışlar, ulema yapmış bunu. Onun için ben Türkiye'de yani teşri mevzuunda şirke giren kimseler olarak sizin bulunduğunuz camiayı en başta görüyorum. Siyaset, politikada da öyle. Ben şimdi geçen de şey yaptım, delillendirdiler beni. Dedim ki aslımızın birkaç putu var, bunlardan bir tanesi politika putu, şey putu, bir tanesi futbol yani şey putu, ötekisi işte diploma putu. Aslımızın putları çok. Ha, ama mesela bir yerde teşriden bahsediyor. Ama öteki tarafta fason teşri yapıyor adam. Şu haramdır diyor teşri. Şu şirktir diyor teşri. Bu işte küfre girdi teşri. Şu şöyle oldu belki 10 defa şirke giriyor. Yani kanun koymayla bunu eşdeğer mi görüyorsun? Aynıdır. Şöyledir. Aynıdır. Şöyle diyeyim bunu. Tabii ki kanun koyarak başkalarının da dünyasını yıkmaya çalışanların küfür de kendi içerisinde kademe kademedir. Yani şiddetli olan. Tabii şiddetli. Ama vücuben aynıdır. Hükmen aynıdır. Bana göre Allah'ın dini mevzuunda gelişigüzel konuşan avam yani bu şirktir, küfürdür. Ha şunu söyler. Şirk olabilir. Çok büyük şeyle onu söyler. Zannını veyahut da birisinden duyduğunu söyler. Ama bunlar teşriidir. En büyük teşri günümüzde en büyük teşri budur. Neden budur biliyor musunuz? Birini müşriklikle itham etmek mi? Tabii bugün cahilce. Neden biliyor musunuz? Politikacılar teşri ile küfre giriyorlarsa İslam adına girmiyorlar bunu. İslam'dan sıyrılmak için giriyorlar. Ama yani bugün cahil olduğu halde Müslüman olan kimselere sen müşriksin diyenler bunu İslam adına yapıyorlar. Allah'a yalan iftira ediyorlar. Politikacılar Allah'a yalan iftira etmiyorlar. Allah'ın elinden yakasını kurtarmaya çalışıyorlar. Ha o teşrilerde. Bana göre bu teşriler yani geliştirilen bu teşriler günümüzde en büyük şirktir. Şimdi hocam siz evet. Tağutlardan beri olmuş
Tağutları elhamdülillah. Tağutları dost edinmiş. Tağutlara ehven-i şer diyerek veya dolaylı yollardan oy verilmesi gerekliliğini söyleyenlerle bütün samimi duygularıyla Allah'ın hükümlerini hüküm bilmiş, Allah'a kendisini teslim etmiş ve Allah'ın ayetlerine dayanarak Allah'ın ayetlerine muhalefet eden insanları tekfir edenlerin, bu Allah'ın kanunlarının dışında kanun koyanlardan daha şiddetli bir müşrik olduğunu mu söylüyorsunuz? Şöyle söylüyorum ben. Bu zulüm değil mi? Biraz düzeleyim. Düzelteyim biraz. Bize tasrih edeyim yahut düzelteyim evet. Değil. Şimdi bakın. Hariciler bütün sahabeye karşı kılıç çektikleri zaman. Şunu sizin dilinizden öğrenmek istiyorum. Haricilerin vasıflarını inşallah söyleyin de bir daha sosyal medyada muvahhidlere harici demesinler. Günahtan dolayı tekfir ettiklerine dair. Şimdi evet. Hariciler inül hükmü illa lillah dediler. Alınları nasırlaşana kadar ibadet ettiler. En küçük günahların bile insanın kafir olacağını saydılar. Zinadan evet, kafir. Evet, zina değil. En küçük günahların bile evet kafir olacağını söylediler. Bunlar hiç de kötü niyetle yapmadılar bunu. Yani insan kanını dökerken, titremezken elleri pirenin kanını dökmenin hükmünü sordular. İbn-i Ömer'e. Ha, radıyallahu anh'a. Yani pekala, ben bu mevzuda din adına konuşulursa, din adına konuşulması Allah'a yalan iftira etmekten ve men azramu mimmen iftara alallahi kezib ayet-i cellesinden kalkarak din adına işlenen bu şirkin hariciler tarafından yok yok şey günümüze geldim yani haricilerin o tavrının çok samimiyetten kaynaklandığını anlatmak için haricileri ben buna rağmen küfürle itham etmişler midir haricileri? Haricileri tamamına değil. Tamamı değil. Bazılarını bazıları onları cehaletlerinden veyahut da bedeviliklerinden dolayı Ali radıyallahu anh mesela kardeşlerinden demiş. Ki o zamankiler biliyorsunuz günümüzdekiler gibi değil. Ben bugünkü kendisine evet ehli tevhid diyen kimselerin haricilere benzetilmesini ben eksik buluyorum. Çünkü hariciler onlardan çok daha ulvi bir mertebesi vardı. İbadet açısından. İbadet, samimiyet açısından. Ama günümüzdekiler öyle ibadet böyle bir şey yok. Samimiyet diye bir şey yok. Ben tecrübe ettim. Konuştum. Konuştuğum insanların hakkı aramak gibi bir düşünceleri yok. Yalan gayet bu normal. Kıyas mıdır hocam? Ha? Bu kıyas mıdır? Nasıl? Yani günümüz tevhid ehliyle haricileri kıyas etmektedir. Yani kıyas etme, edilemez kıyas. Çünkü bugünküler çok daha perişan. Mesela ortak özellikleri? Ortak özellikleri şu. Yani ayetlerin zahirinden kalkarak onların manasını anlamadan yani gelişigüzel hüküm çıkarmak, hadislerin, sünnetin aslını esasını kavramadan soruyorum size. Mesela bir örnek. Soruyorum size. Önceki Mutezile kötü niyetli miydi? Mutezile'nin de sınıfları var. Yani. Kötü niyetli Tabii kötü niyetli. Hristiyanlar da kötü niyetli. Şimdi evet. Şöyle diyeceğim. Şimdi şey diyor ki, Zehebi diyor ki, şimdi ehli hadis olduğunu söyleyenler, eskinin Mutezile'sinin hadis müktesebatı, şimdi ehli hadis olduğunu söyleyenlerden çok daha fazlaydı diyor. Temsil değil midir bu? Yani alimler bazen Mutezile'ye reddiye verir. Tekfir etmesine rağmen kitabında tekfir ediyorum demez. Ama bir yerme vardır sadece umumen. Şimdi yani umumi bir temsil değil midir? Biz işin iç kısmına gidiyoruz. Cebriye öyle bak. Evet. Cebriye öyle. Kaderiye öyle. Mücessime öyle. Müşebbihe öyle. Hepsi belli ayetlerden kalkmış. Evet. Bedevilikleri, cahillikleri, nefsani arzularına mağlubiyetleri sebebiyle ne yapmışlar? Ehl-i sünnetten olamamışlar yani. Mesela günümüzdeki söylediğiniz hariciden daha beter dediğiniz tevhid ehlinin hangi ayet üzerinde? Tevhid ehli demiyorum ben. Tırnak içinde öyle. Davaya harici dediğiniz. İşte bu dediğim, hangi ayet? Allah'ın hükümleriyle hükmetme mevzu ve benzeri birçok şeylerde Ahmet'e, Mehmet'e müşrik demeleri bugün bu insanların, bu kimselerin ümmetin başına nasıl bela olduklarını hepimiz görüyoruz. Amerikan mücahidi, İngiliz mücahidi ve ta ne yapıyorlar? Hocam siz bunu samimiyetinizle tevhidi buradan haykıranları,
Allah'ın hükmüyle hükmedilmesi gerektiğini ve Maide 44 suresini kendisine menhec edinmiş olan bir çıkış edindiğini olan, iddia eden veya iddia eden insanların gerçekten İngiliz ajanı olduğunu mu söylüyorsunuz? Hayır, bir insanın İngiliz ajanı olması. Veya ajanlık mesela nasıl yapılır? Açıktan mı yapılır, gizliden mi yapılır? Şöyle olur, bakın. Siz de ben bugün küfür sisteminin oyuncağı olabiliriz, farkında da olmayabiliriz. Bizi bir şekilde parmağında oynatır. Yani biz illa çok samimi olabiliriz yani, o ayrı. Ben bu insanların çekirdek kadrolarının, evet, küfrün bir piyonu olduklarına inanıyorum. Çünkü milyonlarla Müslümanın telef edilmesinin sebebi oldular. Ha şimdi başka bir tarafta, tamamen kabullenmesek bile, başka bir hareketi kırmak için bütün güçleriyle, var güçleriyle çalışıyorlar. Şimdi dünya üzerindeki bu kimseler, bak dikkat edin, müstekbirler, yani müstekbirler, dünya zalimleri bir memleketi yok etmek için iki gücü kullanıyor. Bir bunları, bir de Şia'yı. Çünkü onlarla ümmetin arasında büyük bir fitneyi onlarla ne yapıyorlar, temin ediyorlar. Biz bunu biliyoruz. Ha. Ama hesap etmedikleri durum, Allah Azze ve Celle'nin de bir planı var olduğunu biliyoruz. O şüphesiz. Amenna. Evet. O bizim işimiz değil. Biz bu mevzuyu bilmemizdir. Yani ben bunların herkesin yani ajan olduğunu söyleyecek kadar aptal değilim. Onu söylemiyorum. Ama belli kimselerin belli maksatlarla belli yerlere varabilme düşüncesiyle belli muameleleri yapıp dünya üzerindeki Müslümanları böyle inim inim inletmeye çalıştıklarını bütün çıplaklığıyla görüyoruz. Peki siz bunu doğru buluyor musunuz hocam? Biz kameralar karşısına geçip Allah'ın hükmüyle hükmedilmesi gerektiğini bahsettiğimizde, insanların topyekun şirke doğru sürüklendiğini bahsettiğimizde, hiçbir şekilde ayet ve hadis söylenmeden sen kimin adamısın, işte sen hangi devletin ajanısın demeleri doğru mudur? Yani dinin aslını anlamış şöyle, bir insan, şöyle dinin aslını anlamış, şirkten kendini beri ettiğini iddia eden bir topluluğun şirkten beri olması gerekliliğinden bahseden insanlara bu şekilde itham etmesi sizce hariciliğin üzerinde bir haricilik değil midir? Bir insana, hayır, şöyle, bir insana ajan demek, onu küfürle itham etmek değil midir? Değildir. Ne gibi, değildir. Nasıl, hangi şöyle, açıdan? Bir insan, İngiliz'in adamı demek. Bir insan kendi maslahatları, güttüğü maslahatlarla birisiyle işbirliği yapar. Yani mesela Hacı Murat gibi mesela. Hacı Murat çok acı bir şekilde sonunda Şeyh Şami ile karşı kullanılan Hacı Murat gibi mesela yapar, sonunda yani çok acı bir şekilde bunu öder. Ben harcılığın üzerinde harici demiyorum. Ben şahsi muayenelere bir şey demiyorum. Şuna buna bir şey demiyorum. Ancak dediğim şu. Ama hocam. Dediğim şu. Müsaade buyur. Dediğim şu. Yani bugün ümmetin belini kıracak küfürle işbirliği halinde. Yani şey, İsrailli bakan açıkladı. Bizim dedi onlardan bize zararlı bir şeyleri, siyasetleri yok dedi yani. Bize siyasetleri niye biz onlara dokunalım dedi. Yani bütün çıplaklığıyla her şey ortadayken. Onlar kim hocam? Ha? Onlar kim? Evet, bu dediğimiz şeyler, vatandaşlar. Yani ehli tevhid oldukları, herkesi tekfir etmeye meraklı olan gruplar. Evet, bunlar. Bunları çok açık sözün. Ya mesela şu tezat değil midir hocam? Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı veya herhangi bir cemiyete müntesip olan biri, neden İsrail'e bir şey demiyorsun dediğinde, sizce topu, tüfeği, gücü, devleti olan ve o devleti savunduğunu iddia eden insanların İsrail'e bir şey demesi gerekmiyor mu bu kişilerden önce? Tabii. Öyleyse niye bu tezat bir söylem? Ben yok, oluyor? Tezat değil bu. Bu belki ben onu söylemediysem, çünkü söylüyorum ben onu. Ben onu söylemediysem bu eksikliktir. Eksiklik tezat değildir. Yani o meselenin o tarafını anlatmamış olabilirim. O ayrı. Ama ben biliyorum ki bugün dünya üzerinde Müslümanların boynunu öğütmek için kurulan yani değirmen. O değirmenin değirmene su taşıyanlar, o değirmene su taşıyan insanlar şöyle ya da böyle küfrün oyuncağıdır ve ajandır bunlar. Baştakiler bilerek bu işi böyle yapıyorlar ve Müslümanların belini kırmaya çalışıyorlar. Bir daha belki bir asra müncer olacak. Hocam şunu kendimde saklı tutacağım, size özel olarak söyleyebilirim. Söylersiniz. Yani zaten fesadın kendisi
kişilerin umumuna bir iftirayı hasretmektir. Muayyen de zaten sıkıntı yok ki. Muayyene gelip söylediğin zaman o muayyenle iki kişinin arasında kalır. Ama umuma hasredersek, ben ajansam benim gibi anlatan biri ajan olmayabilir. Ama sen umuma bunu feryat edersen tevhidin temelini bozarsın. Yok. Şimdi sizin hakkınızda bana öyle bir cümle geldi ki, çünkü bana atılan veya bize atılan iftiraların ne geldi söyle. Aynı cümlesi, aynı şey yani. Mesela söylememi istiyor musunuz söyle. Burada? Hüseyin Avni Hoca istihbaratın en büyük adamıdır. Ne kadar doğru sizce? Şu kadar doğru. Dur. Tamam. Ne kadar doğru? Bak, şu kadar doğru. Şu kadar doğru bu. Hüseyin Avni bak, sadece müsaade buyur. Allah şahittir ki kalbimde zerre bir inanç yok buna karşı. Ama ben sadece söylemlerin insanlara ne kadar zarar getirdiğini örneklendirmek istiyorum. Bak, tabii ki biz burada mübalağa yapabiliriz. Yani lanetleşebiliriz. Allah'ın laneti yalancılar üzerine olsun. Zerre inancım yok. Ha, öyleyse ben öyle demiyorum. Benim dediğim şu. Yani ben gördüğüm şeylere nasıl zahiri delillere bakarak bir takım yani zannı galip bazen hüküm ifade eder dediniz ya, o doğru ama her yerde değil. Evet. Yani her yerde değil. Burada olmaz ama yaşadığımız hadiseleri görüyoruz. Yaşadığımız hadiseleri. Ben mesela şurada kitaplar getirdim. Ben yani onları acaba okuyabilir miyiz düşüncesiyle ama... Hocam siz yok, kitap yüklüsünüz zaten yani. Yok estağfurullah. Şu manada yok. Yani sizi biraz yani sizi biraz şey yapmak için yani inandırmakta biraz daha bir şey yapmak için. Estağfurullah. Söylediğiniz sözü ben biliyorsam zaten... Ha, şimdi yani biz akidemizi okuduğumuz kitaplar belli. Akide kitaplarımız belli. Ondan sonra bizim imamlarımızın söyledikleri belli. Ben bugün Türkiye'de daha çok vaktimin, enerjimin çoğunu reformist bir İslam, İslam olmayan İslam projesinin, İthal İslam projesinin yürütücüleri ne bir mücadele vermekle geçiriyorum. Ha, şimdi şunu da söylüyorum. İki gün evvel İstanbul'daydık. Büyük bir hadis alimi İstanbul'a geldi. Tirmizi'yi okutuyor bizim bir hadis grubumuza. Yani Doktor Safvan Davudi diye. Yani orada birisi dedi, Suriye asıllıdır bu. Birisi dedi ki şeyde Suud'da kabir ziyaretleri kadınlara serbest bırakıldı. Ziyaret olarak. Ziyaret olarak. Serttirler Suudlarda biraz. Efendim? Kabir olayı. Ha, şimdi onu ben de dedim ki orada o da alim onu söyleyen o şeyin hocası iyi bir alim. Dedim ki yani bu bizim için sevindirici bir şey değil bu. Tamam bize göre şartlarına göre kadınlar ziyaret etsin. Ama ve lakin bunu iyi bir şey yapmak için değil ifsad için. Bilerek salıyor. İzin verin. Ha. Şimdi orada o hadi alim olan Suud'da yaşıyor o da. Yani o da dedi doğru. İfsad için yani. İfsad için. Ha şimdi yani bugün belki bu ben harici dediğim kimseleri belki arayacağız yarın. Çünkü öyle bir gidiş var ki çok korkunç bir gidiş. Hocam İmam Davud bile merhametli davranarak diyor ki en sağlam rivayet haricilerden alınır. Çünkü diyor onlar yalan söyleyene de kafir derler. Yanlış yani, söyledi. Şimdi şöyle bir şey. Ben hayır. Davud burada Zahiri. Bir tensili var sadece. Zahiri. Evet, yanlış o. Davud şimdi, Zahiri. Yok. Zahiri değil. Sünen sahibi Ebu Davud. Ebu Davud mu? Ebu Davud. Şimdi bu şu demek değil. Onun söylediği söz hüccettir değil. Ama hani eğer meseleler adaletle ölçülecekse işte adaletini ortaya koyuyor aslında. Hani bir sözü daha vardır aynı Ebu Davud'un. Mürciye olacağıma, harici olmayı yeğlerim diyor. Ama bu onun öyle olacağı veya istiyor anlamında değil. Herhalde. Yani adaletli davranmak lazım. Şüphesiz. Biz eğer Allah'a davet ediyorsak, kendimizi tehlikeye atıyoruz. Çoluğumu çocuğumu tehlikeye atıyorum ben. Ben içeri girdim yattım bu davadan dolayı. Yani siz de yatmışsınızdır, bedel vermişsiniz. Yani biz sefih değiliz ki. Neden kendimizi atıyoruz? Öyle değil bak. Bak. Kardeş, bak şimdi şöyle diyeyim. Yani yanlışlığa bugün ümmetin başının belası sefih olmadığı bilinen kimselerdir daha çok. Yani sefihlik tabii kendine ait bir şey, istilahtır o, terimdir.
Sefih değilsiniz. Sefih değilsiniz. Sizi ben itham etmiyorum. Fakat dünya üzerinde müstekbirlerin bir oyunu var. Bir oyunu var. Bu oyun içerisinde ümmetin kıvranmaları var. Her nerede olursa olsun. Buradaki denklemleri, buradaki muvazeneleri şöyle etraftan güzel bir şekilde firasetle gözetleyen insanlar anlayacaktır ki bu ümmetin günümüzde harici iki büyük musibeti vardır. Bunlardan bir tanesi yani bugün kendisine selefi diyen ama seleften şarkla garp kadar uzak olan müşebbihe taifesi. Bunda mütabıkız yani selefim deyip de telefi olanlardan. Ondan sonra şimdi ikincisi Şia. Şia biz en yakınlarımıza şey yapıyoruz, görüyoruz ki diyoruz ki İslam tarihi boyunca kafirlere karşı bir parmak oynattıkları bilinmiyor adamların. Yani bir kurşun attıkları bilinmiyor. Hep Müslümanım diyenlere karşı mezhep ihracına müteveccih hareketler ediyor. Bunlar harici iki şey. Dahili olanlar, onların da şeyi var. Reformist İslam sahibi, İslam olmayan İslam projesinin icatçıları. Bu da ithal İslam'dır. Ve bugün ne yazık ki bugün hakimiyettedir bunlar. Bunlar hakimiyettedir. Peki hocam biz bunu neye göre ölçülendireceğiz? Yani ben birileri tarafından komando ediliyorum. Peki ben kendimi neye göre ölçülendireceğim? Ben komando ediliyorsam neye göre ediliyorum? Hani ben eğer dinin aslında bu kadar cahilsem zaten benim savunduğum şey batıldır. Yok. Dinin asıllarını anlamış bir birey olarak ve beni yönettiğini zanneden bir insan varsa veya bir yönetici varsa beni kukla gibi gören, bu beni bağlayan bir durum değil. Ben Allah'ın şeriatına teslim olmuşum. Küfrü bilmişim, günaha binmişim, harama binmişim. Kendimi ve davetin gereği, peygamberin metodu gereği insanları davet ediyorum. Şöyle düşüneceksiniz. Günümüzde zaman. Düşünün hocam. Bugün peygamber aleyhissalatü vesselam gelseydi, insanları ilk davet edeceği şey ne olurdu? Sizce namaz mı? Zekat mı? Belli değil mi İslam tarihinden? İslam tarihinden belli değil mi? Tağutlardan iştinab edin değil mi? Tevhid kelimeyi tevhid. O zaman biz neden bu asılın üzerinde durmuyoruz? Tevillere gidiyoruz. Ama bak, ikrah meselesini bak, konuşuyoruz. Durmuyorsanız durun. Biz duruyoruz. Biz sen karışma oğlum. Lütfen. Oğlan mı? Babayı savuruyor. Evet. Sana o zaman şey yok. Tamam. Sana itiraz yok. Yok ben ediyorum itiraz. Tamam. Yapma yavrum. Biz kendi şeyimizi hocam, şey yapma. Evet. İnşallah şey yapacağız. Bir toparlayalım. Yine gerçekten hocam merhamet gereği yani biz gene size verdik konuşmayı. Bak arada girdim. Ama sordurmadın bana. Yine siz konuştunuz. Laf aramızda. Yine siz konuştunuz. Nasıl? Tamam bak fazla siz konuştunuz. Kardeşler burada yine fazladan siz konuştunuz. Soruyu bana ver sen fazla konuş. Olmaz mı? Hocam. Soruyu ben sorayım siz konuşun şimdi, fazla. Şimdi biz aramızdaki ihtilafın insanların hakimiyet meselesini. Yani sizde görmüyorum ama tevil ettiniz hep. Ne tevil ettin Allah aşkına? Hocam. Tevil ettiniz. Bir film vardı. Cahiliyende izlediğim. Biriyle karşılaşıyor diyor ki tek bir şey ona sakın diyor konuşma fırsatı verme. Yani size konuşma fırsatı verdim. Siz bu konuda tevil yaptınız hocam. Ne yani, yaptım? Hangi tevil mesela, yaptın mesela? Mesela biz teşriğinin adını vücuben koyduk ama teşriğe yönelten insanların adını koyamadık. Bunun ehven-i şer'in hangi anlamda alternatif olduğu zaman kullanılmayacağını... Ne anlamadım ben sizin sorduğunuzu, dediğinizi. Yani bu teşri küfürdür dedik ama bu teşri kimler yapıyor? Teşriğe iki zümre. İki zümre dedik. İki zümre çok açık konuştuk. Yapma ya. İki zümre. Birincisi yani politikacılar bunu yapıyor. İkincisi cahil olduğu halde veyahut da bilgisi olsa bile heva sahibi bulunduğu halde Müslümanları yani kafirlikle suçlayan kimseler teşri yapıyorlar. Bu en pis teşri budur diyorum. Neden? Çünkü bu İslam namına yapılan bir teşri. Belki birçok kimselerin ayaklarının kaymasına sebebiyet verecek. Çünkü İslam'dan gibi gözüken. Bugün bakın size açık söyleyeyim. Hocam hakkınızı edin. Biz bunu yayınlayacağız. Değil mi? Yok, hiç şüphe yok. Yani ondan sonra devam edecek herhalde. İlim sahipleri bizi dinleyecek hocam. Tamam. Siz de ilim sahibisiniz. Ben sizin karşınızda belki avam. Ama ilim sahipleri bizi dinleyecek. Yani
yaptığınız kıyasın illetini açıklamadan, yaptığınız kıyasın kanun koyanlarla, teşri koyanlarla bir Müslümanın Allah'ın ayetlerine dayanarak birine müşrik demesini, yani ben size bir merhamet şey... merhamet değil. Ben kıyas yapmadım bir kere de, yaptıysam bile onun illetini söyledim ama onun illetini bile anlamadınız yani. Yüzünüze karşı demek gibi olsun da ben tekrar ettim bunu birkaç kere. Bunu birkaç neden böyle dedim. Bakın ben size bir misal, bir şey söyleyeyim. Siz yani bunu düşünmekte önünüzü açmış olayım isterseniz. Bugün haricilerin çok iyi duygularla ki orasını da açıklamış olayım. Ebu Davud'un şeyi mutlak değildir. Haricilik bulaşmış ama saduk olan, doğru olduğu sabit olan kimseler içindir bu. Rivet. Herkes için değildir. Evet. Ben gerçi, sadece adalet ölçüsünü... Gerçi başka söyleyenler de vardır ama haricilerin İslam ümmetinin başını açtığı gaileler ve onların o yüzden belki binlerce sahabinin şehit olmasına vesile olması ile bugünkü böyle şaşkın kimselerin yaptığı şeyleri kıyaslarsanız haricilerin zararı çok daha fazladır. Hocam şu ithamı da size sormak istiyorum. Mesela icazet almayan biri dinin aslında cahil biri midir? Onu muhaddislerin imamı Hatib-i Bağdadi El-Fakih. Yani bu icazet insanın alması gereken vacip bir durum mudur? İşte ben onu söylüyorum size. Evet. El-Fakih ve'l-Mütefakih diye Hatib-i Bağdadi, muhaddislerin imamı. Hatib-i Bağdadi El-Fakih ve'l-Mütefakih isimli eserinde bu şekilde belli alimlerin sen bu işin alimisin demesi olmadan kimselerin sahafi olduğunu söyler. Yani ne demek? Kitaplardan okumuş, kafasına göre almış, şey yapmış. Ben bununla belli kimseleri yani karalamak için bunu söylemiyorum. Bak bunu siz şey yaptınız burada. Siz söylediniz. Yani bunun hücceti nedir? Kur'an'da, sünnette, peygamberde, sahabede bunun bir hücceti var mıdır? Mesela Bilal radıyallahu anh. Yani şimdi muhaddislerin şu sözüdür. Ahadun ahad derken mesela birçok şeyden cahildi. Yani muhaddislerin sözüdür. Yani Muhammed İbni Sirin'in miydi? Neydi? Müslim'in mukaddimesinde var bu. El isnadü minet din. İsnad dindendir. Belli bir şeyin kanaldan gelecek size söyledikleriniz. O da şuradan buradan alma oldu mu? Bugün oryantalistlerin yaptığı gibi başka bir kanaldan bugün ümmetin çocuklarının beynine lağım bağlanmış ve bugün sıkıntımız bu. Şurada toparlayayım. İcazet mevzu bugün olur olmaz kişilerin çıkıp ortada konuşmasından sanırsam siz de şikayet ediyorsunuz. Siz de mutazarrırsınız değil mi? Gelişi güzel konuşan kimselerin konuşmasından, herkesin konuşmasından, bilhassa din mevzunda. Meseleyi mutlaklaştırmak farklı bir durum olacak. Mesela Arap olmayanın, sanki mesela itham edilen, Arap olmayanın bu işi kesinlikle anlamayacağı kuralı var. Özellikle... Onu kimse demiyor. Özellikle şu tayfede var bu. Ben de diyorum ki mesela, biraz ayıp kaçacak ama, eğer diyorum, Arap, dinin aslında Arap olmak... Bir kural kaydı olsaydı, asli bir kural kaydı. Arap bir kadın ezzaniyeti ve zani fecrüdü kulle vahidin ayetini gördüğü zaman fahişelik yapmazdı. Veya Arap bir adam. Ama siz başka bir dala atladınız Ramazan. Hayır. Bu ayeti gördüğü zaman hırsızlık yapmazdı. Neden? Çünkü Arap ve ayetle muhatap. Yani şunu demek istiyorum. Arap olmayan Müslüman olamaz mı? Bunu bana sormanız o kadar garip bir şey ki. Size neden sorayım? Sizde teyitleştiriyorum ki avam şu ithamlarım artık çıksın. Arap olmayan Müslüman olamaz mı sorusu? Yani öyle bir soru ki çok cahilce bir soru ama neden sorduğunuz ben biliyorum. Hayır, bu cahilce yaklaşımdan dolayı. Neden söylediğinizi biliyorum. Biz hiçbir zaman için böyle demedik. Ancak şu var kardeş. Hocam sosyal medya çalkalanıyor. Hayır. Ancak şunu söylüyorum bak. Sessiz biliyor musunuz? Arapça Kur'an'ın dilini bilmeden
4 ciltlik, 5 ciltlik tefsir yazan insanlar var. Hocam ya, şimdi İmam bakın, Şafii bile Arap dilinde o kadar üstün olmasına rağmen hata yaptığı yerler var. Yahu ben onların hata yapmayacağını söylemiyorum. Onlar hata yaparsa, benim bir hocam vardı. Derdi ki, Hüseyin abin derdi, inşallah imanla gitmiştir. Yani burada ilahiyatta profesördü. Derdi ki, Hüseyin abini unutma. Ebu Hanifeler de yanılır. İmam-ı Azamlar da yanılır. Hocam dedim ona. Hocam dedim, siz bir şey konuşmak için kendinize bir şey yani bir şeyler saha ayırabilmek için bunu söylüyorsanız yanlış yapıyorsunuz. İmam-ı Azamlar yanılırsa sizin hiçbir doğru şeyiniz olmaz. Siz eğer ille de bir şey konuşmak istiyorsanız İmam-ı Azamlar yanılmaz diyeceksiniz dedim. Size biraz pay düşsün diye. Şimdi Araplar tabii ki bilmez. Bakın ben birkaç gün evvel yine İstanbul'daydım. İyi bir alim, bir arkadaş. Bir mevzuyu, Rüyetullah mevzunu kafası yani yazılar yazan böyle şey birisi. Rüyetullah mevzunda bana sualler yöneltti. Dedi ki, Suriyeli alimlerden falanca, tanıyorum onları. Falancaya sordum, filancaya sordum. Ama ben dedim ki, kardeş, Türkiye'de şu anda Suriyeli alim yok. Bir tanesi kafamda istisna ettim. Bir tanesini istisna ettim kafamda. O sizin konuştuğunuz kimseler iyi insanlar. Onların alnından ben öperim. Şey insanlar, amma ve lakin su alim yok. İnşallah Allah Teala bizi mütekebbir ve ucup sahibi olan kimselerden yazmaz inşallah. Hocam bir şey soracağım. Bunu söylerken bakın, Arap olmak, alim olmak için kafi değildir. Ancak yani siz, biz Arapçayı Rabbimizin kelamının inceliklerini anlayabilmek için öğrenmek zorundayız. Ben Ankara İlahiyat'ta bir konferansım vardı. Dedim ki orada yanlışlıkla çıkardılar beni oraya. Dedim ki yani bu mevzularda konuşmak için dili iyi bilmek lazım. Hemen çıktı bir profesör. Dedi ki, siz dedi kaç tane dil biliyorsunuz dedi. İngilizce, Fransızca veyahut da Almanca, bunları biliyor musunuz dedi. Dedim ben anlatamadım herhalde. Bir insanın iki dili iyi bilmesi lazım. Din hakkında konuşabilmesi için. Bir kendi dilini, bir de Kur'an'ın dilini, İslam'ın dilini bilmesi lazım. Bunu bilmeyen insanlar konuşamaz. Konuşsa hata eder. Yani bir, ben İngilizceyi bilmekle Kur'an'ı daha güzel anlamak babında neyi kazanacağım? Onların abuk subuk şeylerini, makalelerini, kitaplarını okur. Oradaki yanlışlıkları yani görür. Onlara karşı bir şeyler belki yazarım. O ayrı ama İslam'ı anlamak bakımından onlara benim ihtiyacım yok. Çünkü bu dini bize aktaran insanlar, aktardı. Bizim şeylerden, oryantalistlerden alacağımız bir şey yok yani. Evet. Onun için kendi dilimizi bileceğiz. Bak bizim Osmanlıca bile adam lise seviyesindeki insanlar o kadar güzel dil şey yapıyorlar ki koca koca kitaplar var elimizde. Acayip edebiyatına varıncaya kadar. Yani okumak çok lezzetli. Çok lezzetli. Ama bugün bu hususta neyiz? Yani ümmiyiz bu mevzuda. Biz kendi dilimizi bilmeyiz. Ondan sonra Arapçayı da bilmeyiz. İslamiyet'i nasıl anlayacağız? Vallahi bir İslam mevzuunda bir şeyi konuşacaktık. İbn Kesir'in tercümesinden bana şey yapın. Biraz acil olsun. Biz yetiştirmemiz lazım. Bir aldım tercümeyi. At. Hiçbir şey yok. Adam hikaye masal yazmış. Gelişigüzel konuşmuş adam. Ondan sonra buna benzer. Bugün bu insanların zaten bu anarşisi, bu sıkıntılar, yani biz tavşanın suyunun suyu. Biz Arapçayı biliyoruz da vallahi lazım. Yani ben hiçbir alimin, bu işi bilenin yanında böyle bir iddiada bulunmadım. Bunu hakaret sayarım. Yani bu dile de hakaret sayarım. Hocam, alimlere de hakaret sayarım. Şundan mütabıkız. Bir alimin kendi vakasında vermiş olduğu fetvaları dahi tercüme ederken, o coğrafyada yaşanan olayları iyi analiz ederek,
alimin siretini iyi bilerek, yani vakayı iyi bilerek fetvayı kime illetlendirdiğini iyi bilerek tercüme edilmesi lazım. Bunda hem fikiriz. Kim yapıyor bunu? Kim yapabilir bunu? Şu anda yapabilen çok zor. Guraba bu işi iyi yapıyor. Guraba iyi yapıyor. Guraba'nın dışında polende onlarda sıkıntı var. Şimdi yani Guraba'daki arkadaşları ben çok yakından tanıyorum. Evet, şu anda en iyisi onlar hocam. Ha işte bak. Yani örtki ölem demişler. En iyisi onlarsa örtki ölem. Yani o arkadaşlar çok iyi tanıyorum ben. Ben şimdi haşa Allah'a sığınırım. Vallahi ve billahi. Görüşümüz de bir değil onlarla. Ben. Vallahi, adalet yanlısı. Hayır. Vallahi ve billahi. Kendimi bir şey beğenerek bunu söylüyorsam hocam, kesinlikle. Hocam yalnız bu Arapça bilenler başka Arapça bilenleri hiç nedense hiç beğenmiyorlar. Bu da bir ayrı bir hasret herhalde. Şöyle biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Usul hadiste belki duydunuz. Tenafüs-ü ekran derler. Derler ki bir aynı zamanda yaşayan insanlar birbirleri hakkında bir cerh ve tadil, yani kritik yaptıysa ravilerde, o makbul değildir. Çünkü orada bir haset, bir çekinmezlik bulunabilir. Yani oraya bir mim koyuyorlar. Evet. Yani mesela beraber yaşadık. Benim sizin için dediğim gibi o yaramaz bir adamdı. Ondan sonra bundan 200 sene sonra biz alim olduk zaten diyelim. Alimiz. Yaramaz birisiydi. Bakarlar bunlar aynı zamanda mı yaşadılar? Aynı yerde mi yaşadılar? Birbirleriyle böyle... Hüsmet var mı? Var mı? Ne var? Ha bu hep temkinle yanaşırlar. Bakarlar neden yaramaz bir adamdı? Yani müfesser bir şekilde tağını cerhi ararlardı. Buna rağmen çok temkinle, ihtiyatla yanaşırlardı. Şimdi bu onu bilmemek, yani şey yapmamak mesela inşallah o var yani. Bundan ben beriyim demek de şey yani zor bir şey yani. Ben öyle bir şey demiyorum ama ben vakayı söylüyorum size. Bunu kişilere indirirseniz doğru, o sıkıntılar hayli var. Fazlasıyla var. Ama yani inanın ne kadar gördüysek, ne kadar gördüysek şimdiye kadar yani böyle şeyler. Ben akideyi anlatmak için gençliğimde İmam Ebu Hanife'nin, İmam-ı Azam Efendimiz'in akaidinin şerhi vardı, Alülkari. Alülkari muhaddislerdendir aynı zamanda. Fukahadan olduğu gibi, akaid alimlerinden olduğu gibi, müfessirlerden olduğu gibi muhaddislerdendir. Bu usta hadise çok büyük hizmetleri olan kimselerdendir. Alülkari'nin şerhiyle beraber, yani bundan 30 sene evvelki şeyi anlatıyorum size. Sohbete geleceğiniz zaman, derse geleceğiniz zaman onu elinizde bulundurun diyordum. Yani ben akideyi baştan sona onu okudum onlara. Yani orada gördük ki adam roman yazmış. Adam roman yazmış. Ben onlar dikkatli olsunlar diye yani onların eline tutuşturuyordum onu. Yani oraya bakardım uyumasınlar yani. Evet. Ama gördük ki cümleler atlanmış. Yine 85 yılında bir kampa gittik. Üniversiteli arkadaşlarla beraber Foça'da. Ne yapalım? Neyi okuyalım? Cündullah diye eseri var Said Havva'nın. Evet. Rahimullah. Cündullah isimli eseri okuyalım biz. Bir aylığına gittik. Jandarma bastı bizi. Defetti bizi bir hafta sonra. Ayrı bir mevzu da yani. Yani orada aldırdım. Onun o zamanki tercümesi Ramazan Nazlı isimli birisi tercüme etmiş. Ondan sonra Harunlar biraz daha düzgün yapmış. Ramazan Nazlı'nın tercümesini arkadaşlara dağıttım. Ben de Arapçasından okuyorum arkadaşlarımıza. 25 kişi falanız üniversite gençliği. Bir iki de liseden var. Ondan sonra baktım ki paragraf atlamış adam. Paragraf atlamış adamı. Ne yapacağız şimdi? Keza mesela yani Tarikat-ı Muhammediye diye İmam Birgivi'nin bir eseri var. Güzel bir eserdir. Çok güzel bir eserdir. Adam şey yapmış. Çok da iyi Arapça bilen birisi. Yani evet. Onu tercüme etmiş. Ama hadisleri yarıya bölmüş. Yarısını almamış. Öteki tarafı az yapmış. Değişik. Gelişik. Koymuş. O zaman böyle şeyler yoktu. Yani burada ben haksız değilim. Ben kendimi onların fevkinde görerek bunu söylemiyorum. Mesela ben kendim de yaptığım tercümeleri ben de beğenmiyorum. Bazen yırtıp atıyorum. Yani bir pıypırık halim var. Ama bir vakıa vardır ki bugünkü Müslümanlar İslamiyet'i tavşanın suyunun suyu kabilinden şey yapıyorlar. Hiçbir zaman için
yani esas şeylere, kaynaklara varıp o zevki tadarak, biraz da hissederek bunu kavramak şeyi yok. Bunun da sebepleri var, birçok sebepleri var. Yani ben art niyetli olarak bunun sebeplerini hazırlayanlar, yani sebep olan kebap olsun diyorum. Yani sebep olan kebap olsun onlar için. Art niyetli olmayanlara bir şey demiyorum. Evet. Hocam bu çok uzun, ne kadar oldu? Hocam, ne kadar oldu? İki saat oldu mu? Geçmiştim. Kim izleyecek bu hocam, iki saat? Hocam bir şey geldi. Siviller geldi, benim malzemesi diye hocanın adına aldı gitti. Evet. Tamam. Şikayet varmış. Evet, olabilir. Olsun. Evet. Buraya giren öyle oluyor hocam. Yani hakkınızı helal edin. Takip et. Şimdi başka için. Bir şey bu aldıktan sonra ben sana söylerim bazı şeyleri. Merak evet. etmesin. Niye çağırmadın? Gir sen de dinle deseydin ona. Ya, çağırdım hocam da gelmediler. Dedi yanlış canlılar falan filan dedi. Sakallı mıydı? Tamam bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Çağırsınlar ya şey yapalım. Sıkıntı yok. Çağırdın da gittiler. Tamam davet edin. Onlar korkmuştur burada bir şey mi toplanıyor diye. Komşular mı gelmiştir? Çok kalabalık insanlar gelince buraya. Hmm. Yo abi yani normalde olan bir şey yani. He? Gitmediler mi? Tamam. Gelsinler tamam. Gelsinler. Gelsinler abi. Bak. Gelsinler bir tanışmak istiyoruz. Ben evet. burada konuştuklarımı o vatandaşlarla daha fazlasını konuşuyorum. Merak etmeyin siz. Yani bir şey yok. Hocam bizim şeyimiz yok. Sıkıntı yok. Gel de bir tanışalım ama ya. Hiç rahatsız etmeyelim, bozmayalım. Yani bu kalabalıkla alakalı herhalde rahatsız olan bir grup olmuş sanki. Şikayet işte de. Şu an bir problem yok, siz rahatınıza bakın, sohbetinizi yapın. Tanışıyoruz değil mi abi? Evet. İyi misin? Elhamdülillah, siz de iyisiniz. Bol muhabbetler. Sağ olasın, sağ olun. Evet, bitti mi bu iş? Tamam. Yalnız benim size soracaklarıma dair bir başka celse istiyorum. Akşam namazından sonra. Başka celse istiyorum, başka bir gün. Başka bir gün. Olabilir. Ha, ama ben soracağım size. Tamam. Bu sefer ben soracağım. Tamam. Anlaştık. Tamam, anlaştık. Ne zaman? Tamam. Tarih belirleyin. Olur yani önümüzde mesela 15 gün. Konu ne üzere olacak? Yani bizim aramızdaki sıkıntılı meselelerde olacak. Yani yok. O değil sadece. Onu şimdi de konuşabiliriz yani. Yok, zaman. Vakit sonra bak. Konuşalım bir engin bilginizden istifade edelim. Ulan dalgacılık yapmayın. Göstersin yani faydalanalım.